Kimdir? Korkmayınız, yürüyünüz, başaracaksınız. Burada şehitlerimiz var. Burada tarihimiz var. Burada bayrağımız ve devletimiz var. Onu korumanın sorumluluğu sizlere düşüyor. Allah yolunuzu açık, geleceğinizi bahtiyar etsin evlatlarım. İyi akşamlar efendim. Teferruattayız. Nasıl ki ey Türk gençliği birinci vazifen, Türk istiklalini Türk diye başlayan Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe hitabesiyle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Denktaş'ın gençliğe hitabesiyle de aynı biçimde gurur duyduk bir kez daha. Aynı biçimde gururlandık, övündük. Efendim bu akşam yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki varlık yokluk seçimini konuşacağız. Biliyorsunuz teferruat bir tartışma programı değil, bilgilendirme programı. Böyle hır olsun, gür olsun, reyting olsun filan diye bir amacımız yok. Herkes bilgisini ortaya koysun, işin doğrusunu öğrenelim, işin doğrusunu konuşalım ve sonunda işin doğrusunu yapalım. Derdimiz bu. Bu yüzden çok bağıran çağıran isimlerle işimiz yok. Konusunun hakimi, konusunda uzman isimlerle yapmaya çalışıyoruz bu programı. Bu yüzden de pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimiyle ilgili bu akşam eski KKTC Ankara Büyükelçisi Sayın Ahmet Zeki Bulunç'u davet ettik. Kırmadılar, geldiler, lütfettiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum. Emete Gözü Güzelli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi üyesi. Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi. Ezberi biliyorsunuz ama benim önümdeki notta öyle değil. Yanlış yazmışlar. Yanlış yazmışlar. Peki, düzelttiğiniz için efendim? Teşekkür ederim. Emete Hanım. Emete Hanım'la ilgili. Çok özür dilerim. Sayın Büyükelçi kendi aynı zamanda söylemesi olduğu için çok özür diliyorum. Ben Sayın Emete Gözü Güzelli ile ilgili ünvanı söyledim. Anladım. Ben duymadım. Tamam. Özür dilerim Emete Hanım. Rica ederim. Emete Hanım da herhalde hoş karşılamıştır. Türkiye'de pek kullanmadığımız bir ünvanı var. Asistan Profesör Doktor Emete Gözü Güzelli diye. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Lütfettiniz. Sağ olun, var olun. Yine konuklarımızı tanıtmaya devam edeyim. Ben koskoca genel yayın yönetmenliği es geçtim. Ama olsun, konuk konuktur. Sayın Gözde Kılıç Yaşın, 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Kıbrıs Araştırma Merkezi Başkanı. Hanımefendi hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ahmet Zeki Bey de ayrıca selamlıyorum, iyi akşamlar. Teşekkür ederim, selamlar Gözde Hanım. Ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur lütfetti, geldi teferruata. Hoş geldin Sinan Sungur. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar, geçen haftada bu konuyu konuştuk. Ve ilginç şeyler de ortaya çıktı ama yine de şöyle bir manzaraya baktığımızda bir adanın yarısından oluşan bir ülkenin ki toplam nüfusu ne kadardır, toplam seçmeni ne kadardır? Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi kadar büyük önemi olduğu ortaya çıkıyor, tartışma çıkıyor. Putin'in yerine başka biri seçilecek gibi bir tartışma çıkıyor. Neden diyorsunuz? Yani alt tarafı, yani bir adanın yarısı. Ama bu şeyle ilgili değil. Toprağın büyüklüğüyle, memleketin büyüklüğüyle ilgili değil, tamamıyla jeostratejik bir nokta olmasından kaynaklanan bir şey galiba. Şimdi bakıyoruz, bir Maraş meselesi var. İşte kamu alanları açıldı kaç yıl sonra, neredeyse yarım yüzyıl sonra. Bir harita meselesi var, bir toprak verme meselesi var, bir federasyon ya da bağımsız devlet meselesi var, bir Avrupa Birliği meselesi var. Türkiye ile ilişkiler, garantörlük, nüfus meselesi var. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbonlar ve Doğu Akdeniz'deki mavi vatan haritası meselesi var.
daha da genişletelim. Batı Asya, yani Orta Doğu ve Avrasya stratejisi, jeostratejisi stratejisindeki en önemli nokta olma özelliği var. Kimileri onun için yüzmeyen bir uçak gemisi diyor. Kocaman yüzmeyen bir uçak gemisi. Ama Batı Asya ve Doğu Akdeniz siyasetinin neredeyse tamamına yakını bu ada ülkesinde dönüyor. Ben mi abarttım bilmiyorum ama bu seçimlerin önemi nedendir efendim Sayın Büyükelçi? Ben abartıyor muyum? Kesinlikle abartmıyorsunuz. Çünkü Doğu Akdeniz'in ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrıca adanın tamamı jeopolitiği değişmiş bir konumdadır. Jeopolitik öne çıkmış durumdadır ve bu jeopolitikte başta Amerika, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere hangisinin orada hakim olacağı mücadelesi vardır ve bu mücadelede de bütün ipreler Türkiye'ye karşı Yunan-Rum ikilisini öne çıkarmak suretiyle bir çalışma yürütülüyor. Bu çerçevede de emperyalizmin istediği yönde bir uzlaşının sağlanabilmesi ve 1959-60 antlaşmalarıyla Türkiye'nin ada üzerinde elde ettiği hak ve statülerin ortadan kaldırılabilmesi ve Türkiye'nin bölgeden dışlanan bir ülke konumuna getirilebilmesi için öncelikle adanın Rum-Yunan egemenliğine ait bir yapıya gelmesi lazım. Ve bu çerçevede de Kıbrıs Türk halkının uluslararası antlaşmalarla elde etmiş olduğu eşit halk olarak ve Kıbrıs'taki kurucu ortaklığını ortadan kaldıracak, azınlık hissesine düşürecek bir yapının oluşturulması lazım. Yani Batı Trakya Türkleri durumuna bunu mu kastediyorsunuz? Ya ben biraz daha kötü düşünüyorum. Batı Trakya Türklerinden daha kötü bir durumda olacağız. Çünkü onlar müftülerini bile seçemiyorlar. Seçemiyorlar. Ancak hiç olmazsa Avrupa Birliği ülkesi içinde bir vatandaş olmaları nedeniyle bir takım özel statüleri de var. Lozan'ın tanıdığı hak ve statüler var. Ama Kıbrıs'ta Lozan tanıyor da Yunanistan pek tanımıyor. O statüleri uygulamada. Yani en azından hukuken bir güçleri var. Ama Kıbrıs'ta biz katliamlara uğradık. Ve barış harekatı olmamış olsaydı Rumların uyguladıkları politikalar sonucunda Kıbrıs Türk halkı bugün Kıbrıs'ta var olmak diye bir durumla karşılaşmayacaktı. İkinci bir Girit olayını yaşayacaktık. Dolayısıyla ben Kıbrıs Türk halkının Batı Trakya'daki Türklerden daha çok kötü yönde olacaklarını ve sadece özgürlüklerinin, egemenliklerinin kaybedilmesi değil, aynı zamanda yaşamlarının da, varlığının da, kimliğinin de kaybolacağı bir süreci yaşayabilecekleri tehlikesi vardır. O bakımdan yani Batı Trakya'yla benzetmek, evet, Yunanistan'ın egemenliği altında, özgürlükleri yok. Belli bölgelerde kapanmış durumdadırlar. Türklerin kamu dairelerinde görev almamaları gibi bir durum vardır. Refah seviyeleri oldukça düşük. Düşük. Belli inşaatlarda bile evini tamir edeceğinde özel izin almaları lazım vesaire. Dolayısıyla o gibi şeyler var ama bizim en azından 21 Aralık 1963'te 20 Temmuz 1974 arasında geçirdiğimiz süreci dikkate aldığımızda kapalı bir toplum, yola çıkıldığı zaman kritik her aşamada yollardan alınıp öldürülen ve hala daha çoğunun cesetleri bulunamayan kayıplarımız var. Bebeklere bebek maması bile verilmesinin engellendiği, çivinin yasaklandığı, mevzilerde kullanacağız diye kereste ve benzeri inşaat malzemelerinin yasaklandığı çok ciddi bir ambargo sürecini yaşamış olan bir halk var. Dolayısıyla Kıbrıs'taki gelişmeleri dikkate aldığımız zaman hem jeopolitik açıdan hem Kıbrıs Türk halkının egemen varlığı ve devletinin sürekliliği açısından bu seçimler çok önemli. Neden önemli? Çünkü ikinci tura kalan Akıncı
5 yıllık görüşme sürecinde Kıbrıs'ta nasıl bir düzeni Rumlara bıraktığını veya bırakmak istediğini, yurt dışında Rumlarla işbirliği içinde ve Rumları destekleyen Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler çerçevesinde nasıl bir uzlaşı zemine hazırlamaya çalıştığını çok rahat bir şekilde gördük. Dolayısıyla gelinen noktada özellikle daha bir 3-5 gün önce Anastasiadis'in yaptığı açıklamaları göz önünde bulundurduğumuzda Anastasiadis seçimlerden hemen sonra görüşmelere ben hazırım diye açıklama yapmıştır. Ama görüşmelere hazırken referans olarak verdiği 3 temel nokta var. Bu 3 temel noktadan bir tanesi bizi Annan planının gerisine de düşüren 11 Şubat 2014 tarihli Birleşmiş Milletler'in gözetiminde açıklanmış olan bir deklarasyon var. Veya bir belge var çerçeve olarak ne görüşülecek. O referans olarak alınmalıdır diyor. İkincisi Guterres'in Crans-Montana'da sunmuş olduğu 6 maddeden oluşan belgesi olacak diyor. Üçüncüsü de bugüne kadar yapılan müzakerelerde mutabakata varılmış olan noktalar saklı kalmak kaydıyla yeni mutabakata varılmayan konularda görüşmelerin olması demek. Şimdi buna baktığımız zaman mutabakata varılan noktalar nelerdi? Çok geriye gitmeye gerek yok. Crans-Montana'da bir kere bir harita verdik. Verilen haritanın... Kim vardı? Sayın Akıncı vardı. Sayın Akıncı verdi tabii. Yani bir verdik derken Sayın Akıncı yani, verdi. İsmini söyleyelim failini bilelim. Dolayısıyla o haritanın birkaç harita yansıdı. Ama en sağlıklısı olarak benim gördüğüm haritalardan biri rahmetlik emekli amiralimiz Sonat'ın Sonar Polat'ın kitabındaki kitabında diyorum kitabını görmedim özür dilerim kitabında görmedim daha doğrusu biz programın sonunda bir takımını hediye edelim Sayın Polat'ın kitabını benim bazıları var olmayanları alırım olmayanları hediye edelim hatta alırım kütüphaneye veririm Başkent Üniversitesi'nin şimdi biz Londra'da Sayın Polat'la işte harita çıktı zaten oraya Sayın Polat'la bir konferansa katılmıştık. Arkadaşlar benim arkamdaki görüntüye verir misiniz? Hatta beni alın görüntüden. Haritayı vermiş olalım. Onun üzerine konuşalım. Dolayısıyla o haritayı orada göstermiştir. Şimdi ben Söner Polat amiralimizin Allah rahmet eylesin pozisyonunu, çalışmalarını, jeopolitik yaklaşımlarını dikkate aldığımızda bu harita hayali bir harita değildir. Bu harita gerçek bir haritadır anladığım kadarıyla. Çünkü gördüğümüz diğer haritalarda da benzer şeyler var ama en maksimalist olan hemen hemen budur. Dikkat ederseniz haritada sadece Girne kıyıları bizim elimizde kalıyor. Eğer o da süreklilik olacaksa. Ama Kıbrıs Adası'nın bütün çevresi Rumlara verilecek bir noktaya geliyor. Efendim Girne kıyıları şu bölge bizim elimizde kalsa bile arkadaşlar gösterebilir misiniz? Şu kırmızı bölge bize bizde kalıyor. Evet. Ama şu mavi bölgeler olduğu gibi bizden isteniyor. Bizden isteniyor. Anastasiadis'in haritası bu. Peki eski harita şöyleyken yani her iki toplumda kendi yerini bilirken adam gelmiş daha böbreğime kadar girmiş. Evet. Buradan burnunun savunma ucuna kadar savunma derinliğini kaybetmiş. Yani şu harita uygulandığında bu toprak bizim olsa ne olacak? Olmasa ne olacak? Daha ilgincini söyleyeyim. Delik deşik etmiş. Tabii. Bir başka olay, kıyı şeridini dikkate aldığımız zaman deniz yetki alanlarının paylaşılması sürecinde bizim şu anda diyoruz ya en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye. Hı hı. Bu ada eğer bir anlaşma olursa bir devlet olacak. Evet. Yani Yunanistan'ın adaları gibi bir ada olmayacak. Meclis dolayısıyla olmayacak. Bu ada bir devlet olacak ve bu devletin de yine deniz hukuku sözleşmesine göre, oradaki koşullar, kriterlere göre mutlaka bir deniz yetki alanı, yani kıta sahanlığı ve ayrıca münhasır ekonomik bölgesi olacak. Hava sahası olacak, Fırat'ta olacak. Fırat'ta çok geriye gideceğimizi sanmıyoruz. Zaten Nikosya Fırat'tı denen, eski Lefkoşa Fırat'tı.
şu anda yeniden gündeme çıkacak. Dolayısıyla bu harita Kıbrıs Türk halkının varlığını ortadan kaldırırken Kıbrıs Türk halkının devletini ortadan kaldırıyor. Ama Türkiye'nin de mavi vatanını paramparça ediyor. Türkiye'nin mavi vatanı diye bir vatanının parçaları gitmiş oluyor. Önceki kısaca bunu haritayı bu kadar değerlendirelim. Diğer yandan bizim 1959-60 antlaşmalarıyla Kıbrıs Türk halkının elde ettiği hak ve statüleri dikkate aldığımız zaman bir kere her şeyden önce devletin temel nitelikleri kapsamında göz önünde bulundurduğumuzda birinci temel niteliği Kıbrıs Adası sui generis bir yapıya sahiptir. Yani kendine özgü bir yapıyla devlet kurulmuştur. Hı-hı. Efendim konuşurken bir şeyi dikkate almanızı rica edeceğim. Hanımlar fazla bekletilmeyi sevmeyebilir. Tamam, bana da çok soru sormayın. Bir toparlayın hemen hanımlara. Dolayısıyla tavizler olayını belki de arkadaşlarımız da Emet Hanım ve Gözde Hanım da anlatırlar. Aynı şeyleri tekrarlamış olmayalım. Sonuçta gelinen noktada Akıncı'nın ortaya koyduğu anlaşma eğilimi ve ille de bir federasyon olup Türkiye'nin ada üzerindeki geleceğini belirleme hak ve istatülerini antlaşmalarla aldığı bu hak ve istatüleri ortadan kaldıracak, Türkiye'yi adadan çıkartacak, Kıbrıs Türk halkını azınlık istatüsüne düşürecek bir federasyon için ne gerekirse Rumlara vermiştir. Ama buna rağmen Rumlar masayı devirmişlerdir. Şimdi burada soru sormak lazım. Neden masa devrilmiştir? Neden federasyon olmayacak? Biz kendimiz federasyonu isteyip istememekten dolayı değil. Zaten Cumhurbaşkanı, kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş ve ondan sonraki bütün süreçlerde Transmontana'ya kadar Türkiye'nin de genel politikası bir federasyon çatısı altında yeni bir ortaklık devletinin kurulmasıydı. Annan planı sürecinde de bunlar tartışıldı. Ama Annan planı bunu öngörmüyordu tabii. Sonra ikinci bir husus şeye baktığımız zaman bu süreçte her ne kadar taviz vermiş olsa da Rumlar ille de sıfır garanti, sıfır asker diyerek anlaşmayı gerçekleştiremediler. İyi ki gerçekleştiremediler. Bir kere şunun hemen altını çizelim. 1973 yılında, buradan noktalamak istiyorum arkadaşlarımıza söz hakkı verebilmek için. 1973 yılında Denktaş'la Kleridis'in yaptıkları görüşmelerde bize muhtariyet verecek, özellik verecek bir kalıpla mutabakata bile varılmıştı. Ama bir tek garanti ve ittifak antlaşmaları aynen kalacaktı. Makaryos'a sunulduğu zaman bu olay, Makaryos şunu söylemiştir. Burada askerin olacağını öngören bir madde olduğu sürece ben bu anlaşmayı kabul etmem demiştir. Yani Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıslı Türkler ve liderlerimiz Türkiye'de dahil Kıbrıs'ta bir uzlaşı, barış denen olgu gerçekleşebilmesi için her türlü taviz verilecek süreçleri yaşadık biz. Ama bütün bu süreçlerin dışında Akıncı'nın yaptığı müzakere süreci bir kere Kıbrıs Türk halkının bilgisinden, devletin organlarından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nden, hükümetten ve Dışişleri Bakanı'ndan tümünden ya, bilgisiz, habersiz bir yapıda geliştirmiştir aşama aşama baktığımız zaman. Dolayısıyla bu karartma çerçevesinde her türlü tavizi vermiştir ve bunu yaparken de ille mutlaka bir federasyon olsun demiştir. Çünkü federasyonla dış güçlerin, emperyalist güçlerin Akıncı'yı kullanmak suretiyle ulaşmak istedikleri hedefler vardır. Başında söyledik. İşte buna rağmen Rumlar anlaşmaya varmamışlardır. Çünkü istedikleri hedeflerin tümünü gerçekleştiremeyecekleri noktada idiler. Dolayısıyla şimdi bu kalınan noktada Anastasiadis o şartı koyuyor. Bu kalınan noktadan devam edilecekse bundan sonra olacak son hamle Kıbrıs Rum yönetiminin adanın tamamını kontrol altında alacak Türklerin azınlık statüsünde olduğu
garanti ittifak antlaşmalarının ya hemen ya kısa bir süre içinde, birkaç yıl içinde, en çok 10 yıl içinde ortadan kaldırılacağı yeni bir statüyle eski antlaşmaların getirdiği haklar hepsi ortadan kaldırılacak, yeni bir düzen kurulacaktır. Onun için bu tehlikenin bu seçimlerde mutlaka önlenmesi gerekir diye altını çizmemiz lazım. Bertaraf etmemiz lazım. Teşekkür ediyorum. Efendim şu anda ekranda gördüğünüz 5 kişiden ikisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin, aynı zamanda Türk milletinin, bütün Türk milletinin yetiştirdiği en yiğit kadınlardan ikisi. Gerek yaptıkları açıklamalarda, gerek yaptıkları analizlerde bunu görüyoruz. Çok cesur hanımefendiler. İkinci bölümde bizimle birlikte olamayacağı için hemen ben Sayın Emet'e gözü güzelliğe döneceğim. Gözde Hanım, sizin için de uygunsa izin verirseniz. Sayın Gözü Güzelli, Türk tarihine baktığımız zaman biz millet olarak devletsiz hiç kalmamışız. Yaşadığımız coğrafyada devletsiz kalmayan bir millet olarak 4 kişi bir araya gelsek o devleti mutlaka kuruyoruz. Şimdi bu seçimlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kaybetme tehlikesi var. Ya da bana öyle geliyor. Tarihi boyunca devletsiz kalmayı reddeden, ne olursa olsun bir araya gelip devlet kuran bir millet Kuzey Kıbrıs'ta devletsizliğe nasıl tahammül edecek? Devletsiz kalmayı kabul ederek nasıl bu seçimde belli bir tarafa oy verecek? Ne düşünüyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği ve bu seçimler hakkında? Çok teşekkür ederim. Çok can damarı bir soru sordunuz. Yüreğimizi dağladınız. Tabii ki Kıbrıs'ta birileri toprak verme, devlet yıkma gayesinde olmuş olsa bile Kıbrıs Türk'ünde bu mücadeleden vazgeçeceği manasına gelmez. Biz en kötü tabloyu konuşuyoruz tabii ki şu an. Benim kanaatime göre bu tablo aslında hiç hayata geçmeyecek bir tablodur. Çünkü son dönemde özellikle Sayın Ersin Tatar'ın bu ikinci süreçle birlikte ortaya çıkan tepkilere nezdinde baktığımızda esasen iş adamlarından üniversitelerimizin mütevelli heyet başkanlarına ve aynı zamanda bu ülkede yatırımı bulunan kurumlardan yine halkın nezdinde seçimlere ilk turda gitmeyen kesimlere kadar geniş bir kitlenin ciddi rahatsızlık duyarak Akıncı'nın söylemlerinden sandığa gitme yönünde bir irade aslında ortaya koyduğunu görmekteyiz adada. Dolayısıyla ben karamsar değilim. Bu sürecin sonunda Sayın Ersin Tatar'ın kazanacağı kanaatindeyim. Ben de karamsar değilim Sayın Gözü Güzelli ama yani bu da bir ihtimal olarak var orada. Değil mi? Kesinlikle. Yoksa niye tartışıyoruz federasyon ya da devlet diye? Kesinlikle, yani bu konuda tabii ki tedirgin olmakta her zaman için fayda var. Lakin şunu ifade edebilirim. Yani Mustafa Bey'in tekrar iktidara gelmesi ihtimali söz konusu olursa tabii ki Kıbrıs Türkleri açısından bu birinci olarak mevcut devletlerinin, egemenlik yapılarının ortadan kaldırılması yönde ciddi bir uğraş söz konusu olacak bu süreçte. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların Kıbrıs Türk'ünü bekliyor olacağından kimse şüphe duymasın. Çünkü siz ana vatana sırtınızı dönerseniz bunun kimi bedelleri de olacaktır. Yansıyacaktır mutlaka bundan sonraki sürece. Yine bununla birlikte pek çok konuda anlaşmaya varmadık. Biz Rum liderliğiyle bunlardan biri yönetim ve güç paylaşım meselesi. Sayın Akıncı sadece bizim meselemiz siyasi eşitlik gibi kamuoyunda yaratmaya çalıştığı bir algı var. Bu algı çerçevesinde ortaya koyduğu söylemlerde hiçbir zaman Yunanlıların, daha doğrusu Rumların ortaya koydukları söylemlerde Bakanlar Kurulu'nun başkanın, başkan ve yardımcısının veto hakkı olması gerektiği yönündeki ortaya koyduğu tavrı
siyasi eşitlik temelinde kabul etmediğini ifade etmiyor. Yine aynı şekilde Avrupa Birliği birincil hukuku olma meselemiz konusunda bu konu hiç yokmuş gibi davranılıyor. Bu da olası bir anlaşmada, federal bir anlaşmada AB birincil hukuku olmadan bir birleşme gerçekleştirmek demek ki Rum liderliği bunu kabul etmiyor. Ama geçmiş döneme 1900'lerin gerisine git. Efendim sadece bir dakika bir izninizi rica edeceğim. Konuşmanızı bölmek olarak düşünmeyin. Bir virgül koyun. Radyo televizyon üst kurulunun bir mecburiyeti. Bir dakikalık bir reklam vermek zorundayım. Sonra devam edeceğim. Bir dakika arkadaşlar. 60 saniye eder. 60'tan geri sayın. 0'da buradayız. Efendim Sayın Emete Gözügüzelli sözüne bir virgül koydu. Şimdi kaldığı yerden devam edecek. Buyurunuz efendim. Evet, tekrar devam etmek gerekirse bu konuda tabii ki Avrupa Birliği birincil hukuku olunmasını kabul etmiyorlar. Bu ne demektir? Olası bir anlaşmada 1960'tan geriye gitmektir. Yani iki kesimliliğin, iki bölgeliliğin ortadan kalkarak Kıbrıs'ta, kuzeyde özellikle parça devletçikte oturan bir Türk'ün karşısına yarın bir Rum'un gelip de dava açıp eski mülkümdü bu diye evini sahiplenme arayışının yolu açık demektir. Dolayısıyla AB birincil hukuku olunmayı kabul etmediler. Birlikte herhangi bir şekilde veto hakkının olmasını kabul etmediler Bakanlar Kurulu kararında. Ayrı parça devletlerin ya da oluşturucu devletlerin başka devletlerle anlaşma yapma yetkisini bağımsız tanımadılar. Yani bu şu demektir: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da o dönemde Birleşik Kıbrıs'ta Kıbrıs Türk Devletçiği herhangi bir anlaşmayı Türkiye ile yapamayacak. Tamamen siz Rumlara bağlı kalacaksınız. Rumlar onay verirse federal devlette siz adım atabileceksiniz. Yine bu bağlamda geliştirilen çabalarda ekonomi düzleminde Merkez Bankası'nın tek olmasını istiyorlar. Dolaylı vergiler ve doğrudan vergiler üzerine bir anlaşma mutabakat sağlanmadı. Kıbrıs Türklerinin olası bir anlaşmada geçiş süreciyle ilgili herhangi bir yıl hakkı bile tanınmıyor. Yani ekonomik uyum, Kıbrıs'ta hiçbir neredeyse meslek sertifikası AB nezdinde geçerli değil. Meslek sertifikası olup da Avrupa Birliği'nde herhangi bir esnafın sertifikası geçerli olması şart koşulacak. Gidip o meslek sertifikalarını almanız lazım Avrupa Birliği uyumu için. Bunlarla ilgili ciddi boşluklar var. Yani bu ülkede ekonomik bir kaos da yaşanacak bunlarla birlikte. Tabii ki yine bu öngörülen 100 bin Rum'un içimize gelmesi meselesi var. Yani Kıbrıs'ta Türk devletçiliğinin içerisine Rumlar sadece toprak isteme dışında bir de bize kalacak devletçiliğin içerisine 100 bin Rum'un da gelip yerleşmesini en az istemektedirler. Bunlarla birlikte tabii ki ortaya koydukları söylemlerde vatandaşlık konusunda 4 tane Yunan'a karşılık bir Türk ancak vatandaş olabilir adada şeklinde dayatmaları var. Sayın Erdoğan'ın biliyorsunuz bu konuda çıkıp çok sert bir beyanatı vardı. Bu kabul edilemez. 1/2 esas ancak mümkün olabilir şeklinde bir duruş sergilemişti o dönemde. Tabii mülkiyet esasında bireysel mülkiyet öngörmektedirler çözüm modeli olarak. Bu da şu demektir: yarın öbür gün birleşti diyelim Kıbrıs. Kıbrıs Türk parça devletçiğinde bir Türk aile oturur. Diyelim benim oturduğum eski Rum evidir. Türk parça devletinde kaldı. Oluşturulacak mahkemelerde gelecek Rum dava açacak bu ev için iade, takas, tazminat. İsterse üçünü birden benden almak için başvuracak. İsterse bunca yıl ben bu evi kullandığım için kendisine ödeme yapacağım. Bunu getirecek karşıma. Ve bunun da ötesinde şu an yaşadığımız örnek güneyde vasili yasası altında mülkleri Rum liderliği elinde tutar ama şart koşuyor. Eğer mülkü istersen geleceğin 6 ay oturasın bende diye. Bizde kimi Türkler gidip tercih etti. 6 ay oturdular diğer tarafta. 6 ay oturup mülkünü almak için başvuran Türklere de dediler ki bunca yıllık vergi borcum var bilmem kaç bin euro.
Bunu ödemen lazım bu eve girmek için. Ve insanlar geri evlerini o borçtan dolayı alamadılar. Bu kadar ciddi sıkıntılar yaşıyoruz biz. Burada herhangi bir şekilde ırkçılığı devam ettiren bir tutum, silahlanma son derece sürüyor. 350 milyon avro yılda harcıyorlar ve Amerika ile anlaşma yaptılar. Silahlanma, ambargo kaldırıldı ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nu eğitecekler. İngiltere yüksek rütbeli Rum Milli Muhafız Ordusu subaylarını eğitecek. Bunun anlaşmasını yaptılar. Bunun ötesinde deniz alanlarında arama kurtarma tatbikatları uyuşmazlığımız, Zenon bünyesinde yürüttükleri her ay ulusal ve uluslararası ölçekli tatbikatlarla ırkçı tavırları, deniz alanlarımızı, yetkilerimizi kabul etmeyen tutumları sürdürülüyor. Bakın geçtiğimiz gün, işte dün Nemesis 2020 tatbikatı yaptılar. İngiltere, Fransa, Amerika, İtalya, Yunanistan, Güney Kıbrıs katıldı. Bu tatbikata katılan taraflar ne için katıldı? Hidrokarbon faaliyetlerinde oluşturulan platformlarda oluşacak krize müdahale için. Bu ne demektir? Tam da şöyle, buraya... tam da şöyle bir şeydi galiba, çok özür dileyerek. Bu 7 ülke bir ada ülkesinin sınırlarında bulunan Yunanistan ve Rumların hakkı olan hidrokarbona Türkiye'nin saldırısını nasıl engelleyeceklerinin tatbikatını yaptılar, değil mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hiç yok ortada. Hiç yok. Kıbrıs Türklerinin hakları yok. Ve siz kalkıp tatbikat, ortak arama kurtarma diye kılıf da belli. Faaliyette bulunacaksınız ve üstelik Eni, Shell, Eni, ExxonMobil ve Noble'ın gözlemcilerinin katıldığı bir etkinlik olacak. Ki Nemesis adı Yunan tanrıçasında intikam tanrıçasıdır. Kime karşı intikam güdülüyor? Herkes kartları açık açık oynasın. Yani bunlarla birlikte diğer 6 başlık var ki müzakere sürecinde görüşülüyor. Bunlardan biri mülkiyet dedik. İki kesimlilik esasının ortadan kaldırılacağı bir düzlem istiyor. Bireysel mülkiyet esasında nüfusta anlaşamadık. Avrupa Birliği uyum sürecinde Kıbrıs Türk tarafına geçici bir geçiş süreci bile öngörülmüyor. Mesleki sertifikalarının uyumlaştırılmasından devlet kurumlarının uyumlaştırılmasına, yönetim güç paylaşımında hiçbir konuda anlaşmaya varamadık. Güvenlik meselesinde sözde uluslararası mekanizma diyerek Türkiye'nin buradaki varlığının garanti anlaşmalarının son bulması için yoğun çaba sarf ediliyor ve bunun üzerine yoğunlaşılmış durumdadır. Çünkü ellerinde KOS bir tek Türkiye'dir. Kıbrıs'ta 1960 düzeni kurulurken burada kurulan anayasa katı bir anayasaydı ve 1960 garanti anlaşmaları sıkı sıkıya bağlıdır 1960 anayasasıyla. Esasen 1960'taki anayasa herhangi bir madde değişikliği dahi Rumlar yapamaz. Ne de Türkler. Neden? Garantörler onay vermeden kimse adım atamaz. Böyle bir düzeni yok sayacaklar. Şimdi tek büyük hedef Türkiye'nin garantörlüğünün son bulması yönünde sanki bütün konularda anlaştık. Türkiye'dir engel gibi göstererek Kıbrıs meselesini bir işgal meselesi olarak adlandıracaklar. Tarihi gerçekliği yok sayacaklar. Geçmiş dönemde soykırım olaylarından tutun 103 köy Türkler kovuldu. 103 köyde Kıbrıs Türklüğü evinden, malından, barkından, canından oldu. Mağaralarda yaşadı. Posta servisleri engellendi. Doğan çocuklara doğum kağıdı alamadılar, kaydettiremediler bu 63-74 dönemi arasında. Kızılay yardımları geldi. Makaryos Mausa Limanı'nda çürüttü yardımları Kıbrıs Türk'üne verilmesin diye. Bir yerden bir yere yasaklı listeleri oluşturdular. Ortega raporu yazıldı 1964'te ve bunu bile göz ardı ettiler. Birleşmiş Milletler askerleri gözü önünde katliam çukurları açıldı. Soykırım, hiçbir rapor yok, kınama yok. Şimdi kalkacaklar Kıbrıs'ta gayri hukuki şekilde Avrupa Birliği'ne alacaklar Rumları ve her zaman Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dahil olmak üzere hep Avrupa Birliği Rum tarafının yanında Rumları tek otorite gibi görerek Kıbrıs Türklerini yok sayacak. Bu atmosferde
toparlayabilir misiniz acaba? Lütfeder misiniz? Tabii ki, kusura bakmayın. Zaman rica ederim. Daldı. Ben sözünüzü kesmek istemem ama süreyle ilgili bir sıkıntı olmasın. Buyurun. Bu meseleler karşımızda, bu meselelerle birlikte deniz yetki alanları problemleri, Navtex yayın ihtilafı, Notan ihtilafları, pek çok konu var. Hem deniz, hem kara, hem hava sahasını kapsayan, uluslararası hukuku yok sayan taraflar Kıbrıs Türk'ün haklarını da yok sayıyorlar. Ve halen bütün bu gerçekliklere rağmen adada sözde barış vaadiyle, sözde uluslararası hukuk vaadiyle Kıbrıs Türk'ünü bir uçurumdan aşağı atma yönünde bir gelecek aslında vaadiyle, esasen arka planda budur, Kıbrıs'ta bir birleşmeden bahsediliyor. Bu tabii ki kabul edilir bir durum değil. İhtilaf alanımız çok fazladır. Ve şunu çok toparlayarak söylemek isterim ki ne Kıbrıs Türkiye'den vazgeçer ne Türkiye Kıbrıs'tan. Yani bunu herkes illaki öğrenecek. Bu dava böyle kolay bir dava da değildir. Yani vazgeçeceğimiz, teslim olacağımız. Sonucun da inşallah hayırlı olacağı kanaatindeyim. Ama bu tehlikeli sonuçları da, anlaşmadığımız konuları da halkın iyi anlaması gerektiği önemli. O yüzden bu konuda yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizlere. Lütfettiniz, kabul ettiniz. Sağ olun, var olun efendim. Sağ olun. Şimdi Sayın Yaşın, bayağı beklettik sizde ama böyle bir sıra takip etmek zorundayız. Şimdi Sayın Bulunç da, Sayın Gözügüzelli de olayın önemli nirengi noktalarını anlattılar. Yalnız biraz daha açalım haritayı. Atatürk ne yaparsa yapsın haritaya bakarak yaparmış. Biz de bir haritayı açalım önümüze. Şimdi sadece Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs yok ki coğrafyada. Bakın nereler var. Türkiye var. Türkiye'nin yukarısında Rusya var. Kıbrıs'la bağlantılı olarak, Doğu Akdeniz'le bağlantılı olarak. İnelim aşağıya, İran var, Irak var, Suriye var. Suriye'de 40 bin tır silah verdi Amerika PKK'ya. Gelin Libya var. Girelim içeriye. Doğu Akdeniz'de Navtex savaşları var. Şunlar bunlar var. Ege Denizi'nde bir sürü problem var. Yunanistan'la sorunlarımız var. Çıkalım yukarıya. Makedonya'sında, Romanya'sında NATO'nun ya da Amerika'nın kurduğu yeni üsler var. Yani çok rahatsız bir bölge. Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle tarihin sarkacı yeniden doğuya kayarken, dünyada bir Asya ağırlığı hissedilirken, Batı Asya'nın ve Avrasya'nın çıkarları da söz konusuyken, Kıbrıs'ın kuzeyinde böyle bir devletsiz kalma ya da Amerika'nın ya da emperyalizmin ya da nasıl diyeyim, Atlantik cephesinin Kıbrıs'ın kuzeyinde hakim olması fikri nasıl geliyor size? Nasıl karşılar bunu Asya, Avrasya, Batı Asya, bütün bu sorunlu bölgeler? Şimdi tabii coğrafyayı çok genişletince hani birden aklıma Makedonya-Yunanistan anlaşması geldi. İki taraf da asla kabul etmeyeceği bir anlaşmayı Yunanistan Savunma Bakanı'nın iddiasına göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Soros'tan aldığı ciddi miktarda bir parayı Balkan coğrafyasındaki basın gruplarına dağıtarak ve Yunanistan'daki kiliseyi de protesto etmesini engellemek için kiliseye de vererek bir anlaşma imzaladılar biliyorsunuz. Ve bu anlaşmayı George Soros ve oğlu ortak bir makale yazmıştı New York Times'ta. Neden Makedonya anlaşması gerekli diye ve şunu söylemişti. Türkiye, Rusya ve Çin'in Balkanlardaki etkisini minimize etmeliyiz. Buna belki şunu da eklemek lazım. Mesela Makedonya'daki Türklerle Türkiye'nin bağını koparmak için yani çok da isim vermek de istemiyorum ama mevcut iktidar, Makedonya'nın mevcut iktidarı onlara hani bir takım kolaylıklar sağlıyor. Dolayısıyla yani Makedonya, yani bir böyle bir ufak bir not vereceğim ama bunu şunu anlamak için anlatıyorum. Hani halkların bakış açıları nasıl değiştirilir? Yavaş yavaş nasıl kopmalar yaratılır? Sosyalistlerdense, çünkü Türkiye ile Sosyalist Parti'nin arası birazcık daha iyiydi. Makedonya için söylüyorum.
yeni yönetimin kendilerine daha fazla hak verdiğine inandıkları için arkasında Soros olduğu çok bilindiği halde, hatta Makedonya'daki kiliseyi de Türkiye'nin Türkiye'nin hukukuna aykırı olmasına rağmen ve Lozan'ın da çiğnenmesine rağmen Makedonya'daki kiliseleri de işte Fener Rum Patrikhanesi'ne bağlamak için girişimlerde bulunan bir isme yönlendirilmiş oldu. Bu hani sadece hani ufak bir örnek. Balkanlarda bu var. Bakın Ermenistan'da Soros destekli olduğu hani artık herkes tarafından bilinen ya da ABD destekli Paşinyan iktidara gelince birdenbire aslında hiçbir zaman altından kalkamayacağı bir savaşı tetikleyerek sürekli saldırılarda bulunarak sonunda hani bölgeyi savaşa sokmuş oldu. Yani mevzu ne sadece Kıbrıs'la ilgili, ne sadece Türkiye ile ilgili. Gerçekten hani bütün dünya sisteminin hani baştan aşağı altı üstüne getiren, 2021'de belki hani çok daha büyük savaşları hedefleyen bir yapı var ve bölgeleri karıştırmaya çalışıyorlar. Bu Büyük Orta Doğu projesi de bitmiş bir şey değil. Yani bugün Mısır'da yönetim değiştiyse ve Mısır Yunanistan'la kendi çıkarlarına hiç uygun olmayan yıllarca kaçındığı deniz sınırlarını belirleme anlaşmasını Amerika'dan gelen bir telefon üzerine yapıyorsa ve kendi muhalefetine bile neden bazı koşulları kabul ettiğini izah edemiyorsa veyahut da Rum yönetimiyle yine bu işte Mısır'daki yönetim değişikliğinden sonra kendi bölgelerinde kayba uğradığını bile bile Rumlarla bir münhasır ekonomik bölgeye sınırlandırma anlaşması yapıyorsa ya da Libya'da bir tarafta işte Fransa'yı bir tarafta Rusya'yı hani bütün bölge yani kendisini aktör olarak gören ülkeleri orada görüyorsak Suriye karışmışsa, Irak karışmışsa ve hala kendine gelememişse aslında hani o Büyük Orta Doğu projesi de bitmiş değil ve Kıbrıs'ta bunun tam ortasında. Şimdi bizim hani olaya birkaç yerden bakabiliriz. Ama hemen ileride unutursam diye söylemek istiyorum. İngiltere sözünü etmeden, hani bitirmeden, son sözü söylemeden bir şey olmayacak. Bir kere bunu kabul etmek lazım. Doğu Akdeniz'deki anlaşmazlıkların hani hukuken baktığımızda Türkiye %100 haklı. Yani hani o konuya da çok belki girmek istemiyorum çünkü çok açılır ama sadece şunu söylemek istiyorum. Oruç Reis'in sondaj yaptı diye işte bir sürü tatbikatlar yapıldı, bir sürü uyarılar yapıldı. Oruç Reis'in tatbikat yaptığı bölgede ne Mısır'ın, ne Yunanistan'ın, ne Güney Kıbrıs Rum yönetimin bir hak iddiası yok aslında. Ve orası Türkiye'nin kıta sahanlığında. Yani Mısır-Yunanistan anlaşmasına baktığımızda Yunanistan o bölgeyi kendisine ait ilan etmemiş. Tartışmalı bir bölge bile değil. Ama bir yandan bakıyorsunuz işte Barbaros Sismik Araştırma Gemisi Kıbrıs Adası'nın güneyinde bulunuyor ve Türkiye'nin kıta sahanlığı değil ama orayla ilgili bir hani çok yoğun açıklama duymuyorsunuz. Ama Oruç Reis'in bulunduğu yer %100 Türkiye'ye ait bir alan ve başka da Türkiye'den başka da orada hak iddia eden yok. Ama sürekli olarak Oruç Reis'in çekilmesi yönünde çağrı var. Dolayısıyla bu hani çok normal olmayan bir durumdan bahsediyoruz. Kıbrıs'a gelirsek zaten hem Ahmet Zeki Bey hem sevgili Emet'e hani o belli bazı unsurları çok net ortaya koydular. Ama ben şunu görüyorum. Ama değişim farklı bir şey söylemeyeceğim. Kıbrıslı Türklere şöyle bir şey baskılanmış. Yani çözüm olacak. Yani bu federasyonu kabul et. Bunu kabul et ki yoluna ilerle. Yolunda ilerle. Ama ne olacak? Yani şimdi Rum tarafının öne sürdüğü işte değerli uzmanların bahsettiği maddelere baktığınızda onlar aslında ortak çatı altında yaşamak istemiyorlar. İstemedikleri için bu kadar ağır koşulları arka arkaya masada bir kazanım gibi hani ceplerini atıp atıp ilerliyorlar. Siz merak etmeyin işte bu garantörlük işte ve Türk askerinin tamamen sıfırlanması durumunda bile onlar hala daha yeni bir şeyler almaya çalışacaklar. Çünkü aslında aynı devlet çatısı altında yaşamak istemiyorlar. Transmontana'da zaten Anastasiyadis bunu dile getirdi. Bakın Akıncı'nın
uzunca bir süre bunu basına açıklamamak için direndiğini, en son Sayın Çavuşoğlu'nun adaya gitmesinden sonra ki o hani herkesin gördüğünü zannediyorum onu ya da görmüş varsayarak söylüyorum. O bir fotoğraf var. Akıncı çok kızgın bir şekilde bakıyor ama en sonunda da söylüyor. Evet, Anastasiadas, Transmontana'da ben halkımı tekrar bir arada yaşamak için ikna edemem. Başka formüllere bakalım diyor. Ondan sonra ne oluyor? Hangi süreçler geliyor? Akel'in belki de Rusya'dan aldığı bir işaretle ama Akel'in ısrarla Anastasiadas'a bir anlaşma yapmadığı için hani bugün işte Kuzey'in statüsünün değişmekte olduğu baskısı yaptığını görüyoruz. Ve Akel'den gelen bir baskı oluşuyor. Bana kalırsa Anastasiadas hala daha aynı fikirde. Sadece kendi muhalefeti nedeniyle Türkleri masada tutup da süreci uzatmak ve alabileceği başka şeyler de varsa uzun vadede bir anlaşmaya gidilecekse eğer alabileceğinin daha fazlasını almak için sadece bu nedenle müzakerelere açık olduğunu ifade ediyor. Şimdi biz birincisi şunu anladık. Rum tarafı aslında egemenliği ya da refahı paylaşmak istemiyor. İstemiyor. Aynı devlet çatısı altında yaşamak istemiyor. Bu kadar açıkken hala daha federasyon cümlesini kurmak, federasyonu anmak bana kalırsa anormal bir durum. Yani izah edilebilir bir şey değil. Neden farklı alternatiflere gidilmesin? Bir kere ben dikilmiş bir bayrağın ineceğine inanmıyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortadan kalkacağına da inanmıyorum. Kim kazanırsa kazanır. Yani bu seçim böyle bir belirleyiciliği yok. Ama bu seçim diyorsunuz ama Sayın Yaşın dikilmiş bayrağın kalkacağına inanmıyorum diyorsunuz ama bilmem tanır mısınız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden avukat Damla Demir biraz önce bir fotoğraf attı. Fotoğrafta bir grup var, gösteri yapıyorlar. Şöyle bir açıklama atmış Sayın Akıncı, sempatizanları ve destekçisi Erhürman Lefkoşa'da yürüyüş yapıyor. Ancak ellerinde bir tek KKTC bayrağı yok. Buna rağmen Sayın Akıncı bu ülkenin reisi cumhurluğuna aday. Bu halkı bir 5 sene daha Rum yanlısı siyasetinize ortak edemeyeceksiniz. O yüzden doğru karar Ersin Tatar demiş. Şimdi bakın biz de Türkiye'de çok karşılaştık. Avrupa Birliği ile temasa geçen bir takım sendikalar, bir takım sivil toplum örgütleri falan daha önce bütün yürüyüşlerinde kullandıkları Türk bayrağından vazgeçtiler. Hiç Türk bayrağı taşımaz oldular. Burada da bir tane KKTC bayrağı yok. Yani emin misiniz o konuda? Ben eminim. Neden emin olduğumu söyleyeceğim. Türk kamuoyunun da bu konuda uyanık olması gerektiğini düşünüyorum. Onu söyleyeceğim ama bu seçim günü de sınırda Emet'e söylesin hangi sınır kapısındaydı bir Rumlar gösteri yaptı. Onların da elinde Kıbrıs bayrağı yoktu. Onların elinde de Yunanistan bayrağı vardı. Yani oradaki göstericilerin elinde sadece yok. Yunan bayrağı vardı. Sayın Kılıç, Sayın Yaşın, bu KKTC bayrağı yok ama Türk bayrağı da yok ellerinde. İşte ben de onu söylemek istiyorum. Yani çok farklı bakış açısına sahipler. Yani Rumlar ellerinde Yunan bayrağıyla dolaşıyorlar. Bizdeki bir grup ise Türk bayrağını almıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağını almıyor. Belki Kıbrıs bayrağını alır. Herhalde Yunan bayrağıyla dolaşacak durumda da değillerdir. Ama ben neden bu bayrak inmez diyorum. Çünkü orada MET var. Çünkü orada gerçekten çok milli duygulara sahip. MET bir örnek sadece. O kadar çok var ki MET'den. Yani ben Türk Mukavemet Teşkilatı'nın sona ermediğini biliyorum. O hala bu gençlerde de yaşıyor. Yani bizim gözümüze sokulan hep söylediğiniz türden görüntüler oluyor. Onlar belki işte aslında baksanız orada çok insan da yoktur. Evet. Belki Sayın Yaşın bir ricam olabilir mi? Bir toparlarsanız benim işten kovulmamı da engelleyebilirsiniz. Koskoca genel yayın yönetmenini çağırdık. Bayağı bir 9 dakika kaldı. Söz veremedim. Ne biçim yönetiyorsun sen oturumu diye yol vermesinler bir de bana. Toparlarsanız efendim tamam. Sinan Bey'e söz verelim. İkinci bölümde gerekiyorsa açarım.
Ben gördüğünüz görüntülerin, bahsedilen görüntüler bir azınlığa aittir. Akıncı kendi partisi parlamentoda barajı bile aşamadı hiçbir zaman. Orada başka bir şey var. Bunu açmak gerekiyorsa sonra açarız. Hı hı. Ama Türkiye'ye bağlı olan, yapılan kamuoyu yoklamaları var zaten. Türk askeri ve garantörlüğünün devam etmesini isteyen bir %85 var. İç yönetimle ilgili soru işaretleri olabilir. Farklı partilere inanma olabilir. Hatta çözüme dönük farklı fikirler de olabilir. Demokrasi budur ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iyi bir demokrasi var. Ama bu bayrağı indirme konusunda ben bahsedilen grubun bir azınlık olduğunu biliyorum. Eminim buna. Sayın diğer uzmanların da beni destekleyeceğine de eminim. Peki efendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sinan Sungur, bizde adet şöyledir. Misafir konuşur, ev sahipleri olabildiğince onlara söz hakkını devreder. O yüzden bu derece konuklarımızı konuşturma yoluna gittim. Tabii yani bir de bazı net olarak kısa kısa açılması gereken şeyler var. Onları konuşmak istedim sizinle. Türkiye müdahale ediyor diyor Akıncı. Ama Avrupa Birliği'nin nasıl müdahale ettiğini de biliyoruz. Amerika'nın nasıl müdahale ettiğini de biliyoruz. Bu Avrupa Birliği, Amerika'nın bu seçimler üzerindeki etkisi ne? Bir, Türkiye'nin müdahalesi konusunda ne düşünüyorsun ki? Bir de İngiltere son sözü söyleyecek gibisinden bir şey söyledi Sayın Yaşın. İngiltere hiç ortalıkta görünmedi. Biz mi görmedik? Evet. Şimdi ben Sayın Yaşın'ın şu ifadesine katılıyorum. O bayrak bir daha inmez. Şöyle inmez. Sayın Akıncı seçilse de inmez. Ben kışkırtmak için soruyorum öyle. İngiltere müdahale etse de bir değişmez. O bayrak inmez. Müzakerelerle artık oyalanmak istemeyen bir Kıbrıs Türk'ü var. Bunu zaten hem siyasi irade söylüyor. Hem Kıbrıs davasına omuz vermiş, yıllarını vermiş isimler Sayın Bulunç gibi, hanımefendi gibi isimler de bunu belirtiyorlar. Şimdi Annan planının uygulandığı takvim ve o takvimden 2015 yılına kadar gelen süreçte ve Akıncı'nın seçilmesini de sağlayan takvim ve süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nin tavrı bölgesel gelişmelerde Ege'de ve Akdeniz'de başkaydı. Evet. 2015'ten bugüne baktığımızda Türkiye'nin başka bir tavrı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tavrı da başkaydı. Ona geleceğim. Amerika'ya karşı da, Rusya'ya karşı da tavırları bambaşkaydı. Kesinlikle. Hem Amerika Birliği, Avrupa Birliği'ne, hem Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ilişkileri, hem de Doğu Akdeniz'deki çıkar alanlarına ilişkin eğilimi Türkiye'nin tam tersi bir yönde ilerliyor. Dolayısıyla belirleyenin İngiltere, Avrupa Birliği'nin çeşitli dayatmaları ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırması ya da Fransa'nın çeşitli donanma gemilerinin Güney Kıbrıs Rum tarafına yığınak yapmasını değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve esasında da Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki o milli siyasi iradenin belirleyeceği bir dönemdeyiz. Neden böyle söylüyorum? Bakın Doğu Akdeniz bizim son 2-3 yılda gündemimize girdi. Yani tüm Türkiye'nin ve özellikle de Kıbrıs Türk'ünün gündemine girdi. Ama oradaki çıkar alanlarına ilişkin mücadele hep vardı. Bu mücadele farklı bir şekilde perdeleniyordu ya da gölgeleniyordu. Şimdi Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını kovalamaya başlamasıyla birlikte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki siyasi iradenin de özellikle son dönemdeki hükümetin, Ulusal Birlik Partisi'nin liderlik ettiği hükümetin de buna ortak olmasıyla birlikte hem Kıbrıs Türk'ü hem de Türkiye Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki çıkar alanlarına ilişkin daha kararlı bir duruş sergilemeye başladı. Şimdi bu kararlı duruşun başka bir yerden bir destek yapmış olayım ben. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ile uyum sürecini hemen hemen neredeyse durdurdu. Avrupa Birliği uyum müzakerelerine ilişkin yeni adımlar atılmıyor. Tam tersi Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa Birliği'nin yani Batı İttifakının hegemonya alanından çıkıp yeniden Asya açılımıyla başka bir yöne doğru gidiyor. Ve kendisine yeni müttefikler, yeni dostlar bulmaya başladı. Dolayısıyla böyle bir iklimde Türkiye Cumhuriyeti Asya'ya doğru yönelirken Kıbrıs Türk'ünün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne eklenmelerek başka bir yöne gitmesinin de
bir hayati ya da tarihi bir karşılığı da yok. Dolayısıyla bu olmayacağı için de ikinci söylediğime ikinci destek olarak, dayanak olarak da bunu gösterebilirim. Yani farklı bir tablo var, farklı bir iklim var ve bu iklimin de Akıncı siyasetini boğduğunu da gözlemliyoruz. Bakın, şimdi Gezici Araştırma Şirketi 2020'nin Eylül ayında çeşitli anketler yaptı. Sayın Yeşin de o anketlerin bir aslında muhtemelen oraya atıf yaptı diye düşünüyorum. Hı hı. Bakın anket sonuçları. %82.4 Türkiye'nin garantörlüğü devam etmeli. Soruyorlar, Türkiye'nin sondaj çalışmalarını, yani hem Türkiye Cumhuriyeti için hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için TPO'nun yaptığı sondaj çalışmalarını destekliyor musunuz? %80.4. Peki, sorular devam ediyor. İki ayrı devletli çözüm mü, federasyonu mu istiyorsunuz diye soruyorlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı diyor ki 81.2, iki ayrı devletli çözüm. Peki Mustafa Akıncı'ya bu kadar oyun kim veriyor? Bu kadar oyun nasıl alıyor? İşte bizim biraz da sorgulamamız gereken kısmı o. Ben hep resimde olana bakmam. Bu resimde ne eksik derim. Evet. Ne yok bu resimde? Bu resimde Akıncı bu kadar oyu nasıl aldı? Sorusunun cevabı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki seçimleri gözlemliyoruz. Seçim hattı hemen hemen iki aydır bir seçim takvimi işliyor orada. Bununla birlikte son bir haftayı daha ayrıntılı incelemeye ve daha ayrıntılı görüşmeler yapıp oradan fikir almaya çalışıyoruz. Bakın bir kere biz buradan baktığımızda yani İstanbul'dan, Türkiye'den baktığımızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iç siyasi kargaşa ya da gelişmeleri görmüyoruz. Ya da oradaki çelişkileri görmüyoruz. Oradaki çelişkiler başka bir yere işaret ediyor. Fotoğrafın büyüğüne baktığınızda, yani Kıbrıs Türk'ünün ve Türk milletinin çıkarının nerede olacağına baktığınızda başka bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Dolayısıyla anket sonuçları böyleyken nasıl Akıncı oy alıyor? İyi anlatılmadığına ve müzakere süreçlerine ilişkin ciddi bir umut bağlandığına dair de bir sonuç çıkıyor. Yani Avrupa Birliği'ne sokulacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ya da federasyon olursa Avrupa Birliği koşullarından faydalanacağız. Dolayısıyla bu bir refah getirecek, yeni bir yaşam getirecek, daha mutlu, refah düzeyi yüksek bir toplum olacağız. Beklentisinin aslında Akıncı'ya destek ya da CTP siyasetlerine destek olarak karşımıza çıktığı gözlemleniyor. İşte bu rüyanın... Orada bir kesinlik yok. O bir rüya gibi görünüyor. Onu kastediyorum tam da. Ama mutlaka bulunacağına yürekten inanıyorum. Bütün uzmanlar da bunu söylüyor. KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mavi vatan alanlarında bir doğalgaz, petrol yatağı suyun üzerine çıkarıldığında o zaman gelecek refahı da düşünmek lazım. Sinan Sungur... Bir cümle söyleyeyim. Bir cümle Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'nde refah olmadığını tüm dünya görüyor. Türkiye de görüyor. Kıbrıs Türk'ü de görüyordur ve bunun da sonuçta sandıklara yakın zamanda ve özellikle pazar günü yansıması olacaktır. Avrupa Birliği sürecinin de yani Avrupa Birliği'nden refah beklentisinin de aslında boşa çıkacağı bir döneme girdik. Özellikle sizin de vurguladığınız gibi Doğu Akdeniz'deki çıkar alanlarındaki zenginliklere kavuştuğu zaman hem Kıbrıs Türk'ü hem de Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği masalları da tarihin çöplüğüne gidecektir. Dolayısıyla yani çok affedersin ama pandemide yaşlarına sahip çıkamadı Avrupa Birliği dediğiniz kesinlikle, kişiler. Kesinlikle. Hastanelerde öldü gitti insanlar. Yunanistan'da insanlar dediğiniz gibi sokaklarda Yunanistan'da, çöp torbalarında koruldu. Fransa'da insanların hepsi. Cesetleri. Dolayısıyla orada bir umut yok. Umut Türkiye ile birlikte hareket eden ve tanınması için mücadele edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi milli iradesindedir. O milli iradenin de oylanacağı bir seçim atmosferi içindeyiz. Bir tanınma olacak ve bence bu tanınma tarihin sarkacının yeniden kaydığı Asya'dan başlayacak, Rusya'dan başlayacak, İran'dan başlayacak, Çin'den başlayacak. O konuda da Kıbrıs Türk halkı ulusal kanalın elinden gelen bütün çabayı göstereceğinden hiçbir şekilde şüphe etmesin. Bundan sonraki ilk görevimiz, pazartesi gününden itibaren ilk görevimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün dünyada tanınması için yayın yapmak. Bayrak İnmez görüşünüze kesinlikle katılıyorum Sayın Yaşın. Günde 2,5 saat konuşan ben, izin verirse bütün katılımcılar 15 saniye bir şey söylemek istiyorum bu bayrak meselesiyle ilgili. Lütfeder misiniz? Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Emet Han'ın ikinci bölümünde bizlerle birlikte olmayacak. Hocam katıldınız, ayağınıza sağlık, aklınıza sağlık. Çok yararlandık, çok teşekkür ediyoruz.
Arkadaşlar bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz. Karar suretini oylarınıza sunuyorum. Bu tarihi kararı ayakta oylamanızı rica ediyorum. Kabul edenler. Başınız dik. Korkusuz yaşayasınız. İnsan haysiyeti içerisinde yaşayasınız diye ağabeylerinizin vermiş olduğu mücadele bu noktada bitmiş değildir. Şimdi bu eser hepinizindir. Dağ başını duman almış. Yürüyelim arkadaşlar. Efendim teferruat devam ediyor. Rahmetli, Allah gani gani rahmet eylesin. Sayın Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan ettiği konuşmada bunları söylüyordu. Başınız dik yürüyesiniz diye bu devleti ilan ettik diyordu. Yalnız Mustafa Kemal Atatürk de aynı şey için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuştu ve kuruluşunu ilan etmişti ama bugün bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde de bu kadar az önce saydım işte Doğu Akdeniz meselesi, Suriye, Irak birçok problem varken iç siyaset başka şeylerle uğraşıyor ve iç cephenin sağlam tutulması gerekirken dışarıdan gelen tehlikelere karşı, tehditlere karşı iç siyaset iç cepheyi zayıflatabiliyor. Şimdi Sayın Bulunç, biraz önce de sordum yani peki bu kadar şey varken Akıncı bu kadar oyu nasıl alıyor diye. Böyle bir durum mu var Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde? İç cephenin sağlam durmasını engelleyen bir takım iç siyasi tartışmalar mı var? Yoksa işte devlet elden gidecek. Yani en basiti bu. Varlık elden gidecek. Varlık yokluk meselesi diyoruz. Ama inanılmaz bir şekilde de bir şey var. Kavga var. Anlatır mısınız bize? Bu doğrudur tespitiniz veya değerlendirmeniz. Bizim belki de eleştirilmesi gereken noktalarımızdan biri ulusal çıkarların iç siyaset, iç politika üstü olarak savunulması ve onu ayırmak yerine biz iç politikadaki çelişkileri, farklılıkları maalesef dış politikaya da yansıtabiliyoruz. Onu aşmamız lazım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir örnek verelim. Akıncı'nın partisi yoktur. Akıncı'nın partisi Halkın Demokratik Partisi'dir. HDP'dir. Toplumcu Kurtuluş Partisi'ydi esas partisi. Daha sonra HDP Türkiye Cumhuriyeti topraklarında pek Toplumcu Demokrasi Partisi. Hoş anılmayan yanlış bir söyledim kavramı. Toplumcu Demokrasi Partisi. TDP. Yanlış söyledim. Biz HDP deyince biraz işkillenir bizde. Şimdi bunu dikkate aldığımız zaman küçük bir parti ve şu anda yanlış hatırlamıyorsam ya 2 milletvekili var parlamentoda ya 3 tane milletvekili var. Bunu dikkate aldığımızda Akıncı İçerideki iç çatışmalardan, ayrışmalardan ve tepkisel olarak halkın iktidarın yanlış uygulamalarından, halkın başka nedenlerden, hatalardan, bize yönelik olarak dıştan gelen baskılardan vesaire çok derine gitmeye gerek yok. Böyle bir ayrışması vardır. Geçen dönemde Akıncı'nın seçilmesinin en önemli faktörlerinden biri iktidar partisinin yani Ulusal Birlik Partisi'nin bazı kesimlerindeki bazı muhtarların ve hatta belediye başkanlarının Akıncı'yı desteklemeleridir. Yoksa çok böyle uluslararası ulusal çıkarları esas alan bilmem gerçekten temel ilkeleri ortaya koyup Kıbrıs Türk halkının çok güçlü bir federasyon yapısı içinde Kıbrıs Türk halkının
ayrı kimlikle güçlü bir yapıda ortak, tam anlamıyla bir ortak taraf olacağı, devlette ortak olacağı bir yapıdan yapıları savunarak iktidara gelmiş değildir. Bir tek savunduğu, ben federasyonu gerçekleştireceğim diyeydi. Dolayısıyla bir bu... de şeyi çok kullanıyor efendim, Türkiye karşıtı söylemi çok kullanıyor. Biz yavru değiliz, biz bilmem neyiz. En sonunda işte Türkiye... Evet, orada da zaten şöyle, yani... gerçi bu dönemde bunları konuşmak doğru değil. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'nin de, bizim de, yani iktidarlarımızın 74 Barış Harekatı'ndan sonraki süreçte ciddi hatalar yapmışlardır. Bu ciddi hataların getirdiği tepkiler doğmuştur. Bunun da etkisi var. Bir de... Olabilir ama bakın Saddam Hüseyin'in ciddi hataları vardı. Ama Saddam Hüseyin devrildikten efendim, sonra ortaya çıkan olabilir manzara diyoruz çok mu güzeldi? Da olabiliriz. Hayır. Ben düzelecek diye bir şey demiyorum. Halkın bu şey çerçevesinde halkı bilinçlendirerek yönlendirecek, güçlendirecek, devletine sahip çıkacak bir yapıyı kuramadık maalesef. Yani istediğimiz gibi kuramadık. Benim söylemek istediğim o. Şimdi bir eğitim düşününüz. İşte dünkü bazı sosyal medya haberlerinden eski Dışişleri Bakanımız Tahsin Ertuğruloğlu'na bir soru soruyorlar. Ne yapılacak diye sendikalar diyor. Bugün öğretmen sendikaları ilkokuldan başlayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne vatandaşları güçlendirecek, bilinci artıracak bir eğitim politikasının dışındayız. Bu bir gerçek. Dolayısıyla bir kere böyle bir eğitimden geçemiyoruz. İkincisi, bizim öğrencilik dönemimizde bütün gençlik liseden mezun olduktan sonra büyük ölçüde Türkiye'de eğitim görüyorlardı. Ve Türkçe eğitim kaynaklardan yararlanabiliyorlardı. Şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yabancı dilde eğitim yapan üniversiteler, buradaki üniversitelere giremeyen öğrencilerimiz orada giriyorlar ve sonuçta yabancı kaynaklarla bir eğitimi görüyorlar. Ulusal eğitim görmüyorlar, milli eğitim yani, görmüyorlar. Burada bir etkilenme olmaz mı yani? Olur, olur diye düşünüyorum. Mutlaka. Dolayısıyla bizim iç politikamızla bir devlet bilincini, devlet geleneğini mutlaka yaratmamız gerekir. Bunun süreci uzun sürüyor. Çünkü Kıbrıs Türk halkı kendi kendini yönetmeye Barış Harekatı'ndan önce 63 olayları ile birlikte daha çok yeni başlamış diye düşünebiliriz. Barış Harekatı'ndan sonra giderek artan ölçüde kendini yönetmeye çalışmıştır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürecinde de iç politikadaki sürtüşmelerden dolayı halkın sorunlarına çözüm bulunamamasından ileri gelen siyaset kurumuna karşı bir güvensizlik de başlamıştır. Evet. Bunların değişmesi ve kırılması lazım. Ama bütün bunları dikkate aldığımızda bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, varlığı, Kıbrıs Türk halkının Türk kimliğini, egemenliğini, en önemlisi egemenliğini, egemenlik haklarını, barışı, bağımsızlığı, özgürlüğü dikkate almamak diye bir durumumuz olamaz. Bizim için en önemli unsur şu anda kurucu cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği için gibi egemenlik. Başı dik olmak. Egemenlik hakkımızı asla bizim kaybetmememiz lazım. Hangi tür bir uzlaşı olursa olsun adı anlamında. Hı hı. Ama o bulunacak olan uzlaşının mutlaka egemenlik haklarına dayalı ve egemenliğimizin kullanılabileceği, yani halk kimliğimizi, kendi geleceğimizi tayin edecek bir yapıda olmamız gerekir. Oysa bugün Akıncı'ya en çok karşı çıkılan ve çıkılması gereken husus şudur. Biz Zürih-Londra antlaşmalarıyla ve Lefkoşa antlaşmalarıyla egemen eşit ve kurucu ortak olarak, eşit kurucu ortak olarak Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurduk. Ama Rumların
getirdikleri yapı ile birlikte bizim bu eşitliğimizi ortadan kaldıran azınlık statüsüne düşürecek bir yapı getirdiler. Hı hı. Akıncı bunu kabul etmiştir. Anladım. Yani bizim azınlık statüsüne gideceğimiz süreci önünü açan tavizler vermiştir. Hatta ilk kez Akıncı döneminde garanti ittifak antlaşmalarının tartışmaya açılması, pazarlığının yapılması bir süreç başlamıştır. Bir konuyu tartışmaya açtığınız zaman ne olursa olsun mutlaka onda bir yıpranma getirilir. Garanti ittifak anlaşmaları hocam, yıpratılmıştır. Hocam toparlayabilir miyiz? Sayın Ata Hatun da katıldı. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımız zaman bizim egemenlik haklarımıza Kıbrıs'taki eşit egemen halk olarak sadece siyasi eşitlik değil, bu kavramın altını da dikkatli çizmemiz lazım. Siyasi eşitlik ele bugünkü federasyon anlayışı içinde düşündüğümüzde bize anayasada güçlendirilmiş haklar verecek şekilde bir anlam vardır. Vatandaş olarak eşit sayılacağı sözde. Ama bizim için önemli olan egemen. Kıbrıs Türk halkı olarak egemen halk, egemen Rum'a karşı eşit, egemen devletimizin de varlığı temelinde olması lazım. Evet. Bunu savunduğu zaman kimse... Bir kez daha sıra gelecek. Orada da söyleyemediklerinizi söylersiniz. Son sözleri. Sayın Ata Hatun, efendim birinci bölümde tartıştığımız şeylerden ortaya çıkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yakın tarihinde neler olduğu, neler bittiğiydi. Ama şöyle bir manzara çıkıyor karşımıza. İki manzara çıkıyor. Bir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çevresine baktığımız zaman işte Rusya'yı ilgilendiriyor, Azerbaycan'ı ilgilendiriyor, KKTC'deki seçimler İran'ı ilgilendiriyor, Irak'ı, Suriye'yi, Libya ile yaptığımız anlaşmayı, Doğu Akdeniz'deki haklarımızı, Ege'deki bir takım çelişkileri, hatta daha yukarı çıkalım, Makedonya'sından Romanya'sına kadar Amerika'nın Balkanlar'da kurduğu üsleri de düşündüğümüzde büyük resimde çok kritik bir noktada duruyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bir bu açıdan bakarak oy vermek, yani sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir sorunu değildir kime oy verileceği. Bütün Avrasya'nın, bütün Batı Asya'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve ittifaklarının sorunudur diye bakılabilir. İkincisi, benim çok üstünde durmak istediğim bir şey, dışarıda bu kadar sorunla uğraşırken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, iç cephenin sağlam tutulması, yani küçük siyasi tartışmalara büyük vizyondaki büyük siyasetin feda edilmesi söz konusu mu? Bu soruların yanıtlarını alacağım. Gözde Yaşin'e döneceğim. Elbette. Hayırlı akşamlar dinliyorum. Ben Gözde size hoş Hanım'a geldiniz da, demedim galiba. Ben bir meseleye daldım. Hoş geldiniz önce. Kusura bakmayın. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Tüm katılımcı arkadaşlara da hepsini tanıyorum. Hepsi çok kıymetli arkadaşlar. Hepsine de iyi akşamlar diliyorum. Kıbrıs gerçekten çok önemli bir yerde. Yani zaten 1800'lere baktığımız vakit, 1800'lü yılların sonunda Süveyş kanalının açılması, Afrika'nın artık dolaşılmak gereğinin kalmaması, gemilerin Uzak Doğu'ya, Süveyş'ten geçmesi zaten Kıbrıs'a çok büyük bir önem kazandırmıştı. Kıbrıs hocam, adasına. Bugüne seçimlere yönelik sonuç alıcı konulara girelim. Tarihin çünkü geçen haftada, bu haftada yeterince konuştuk. Lütfen. Evet. Tabii şu anda Türkiye'nin bölgedeki konumu çok güçlü. Hem askeri açıdan, hem politik açıdan, hem de ekonomik açıdan. Zaten bu doğalgazların bulunması da bunu desteklemektedir. Kıbrıs konusu, tabii münhasır ekonomik bölge, Doğu Akdeniz olması, oradaki enerjinin bulunması Kıbrıs'ı çok öne çıkarttı. Artı, şimdi ben dünya devletlerine bakıyorum. Bu dünya devletleri içinde bizim bölgemizdeki devletlere bakıyorum. Özellikle Afrika'daki ülkelerin Türkiye'ye yakınlaşmak istemesi, Kosova'nın Türkiye'ye yakınlaşmak istemesi, Azerbaycan'ın, Ukrayna'nın ve diğer bölgedeki işte Katar'ın, bunlar Türkiye'nin önemini ortaya koyuyor. Bütün bu insanlar Türkiye ile
İşte Filistin'e bakıyorum, Lübnan'a bakıyorum. Bütün bu insanlar Türkiye ile işbirliği kurmak isterken bizim iç siyasetimizde, bizim iç politikamızda maalesef bir grup insan var. Türkiye'den uzaklaşmayı, Türkiye'den olmayı sanki de marifet sayıyormuş gibi davranış içine giriyorlar. Halbuki Türkiye'nin bize koyduğu katkıyı anlatabilmek bile çok zor. Yani o kadar büyük, o kadar müthiş bir katkı ki bizim bütün varoluşumuz Türkiye'nin katkıları, Türkiye'nin bize verdiği destek, Türkiye'nin bize açtığı kucakla ancak olabildi ve biz 74'leri gördük. 74'ten sonra da ayakta kalabilmemiz için Türkiye her yıl bizim bütçemize katkı koydu. Her yıl bizim altyapımızı güçlendirdi. Bu yüzden bana ters geliyor. Yani bazı insanların, Sayın Akıncı da mesela Türkiye ile çok fazla ilişkiler kurmak taraftarı değil. Ama bir cumhurbaşkanı o kırmızı koltukta, o önemli koltukta oturuyor ama Türkiye'den de uzak durmaya çalışıyor. Bence bunlar gerçeklerden biraz uzak. Yani biz aslında bu son 3-4 gündür KKTC'nin içinde bir hareketlenme var. Türkiye ile birlikte çalışacak bir cumhurbaşkanı seçmek, Türkiye ile iyi geçinecek olan bir cumhurbaşkanı seçmek, Türkiye ile el ele kol kola gidecek bütün bu düşmanlıklara karşı, Kıbrıs'ı Türklere ve Türkiye'ye karşı yapılan bütün bu baskılara karşı koyacak, birlikte aynen Azerbaycan-Türkiye dayanışması gibi KKTC-Türkiye dayanışmasının olmasına inanan insanların sayısının ben bu son 3 günde veya son 4 günde diyeyim, çok fazla görmeye, çok fazla hissetmeye başladım. Bu yüzden sokakta böyle bir şey izliyorsunuz. İzlenimleriniz bu yönde günlük hayatta. Kesinlikle. Hem sokakta hem sosyal medyada. Yani sosyal medyada genelde bu Rum hayranları, Rum sempatizanları, çok yaygaracılar. Sosyal medyaya koydukları mesajlardan zannediyorsunuz ki on binler, yüz binler sayısında bunlar ama hiç de öyle değil. Yaygarayı çok iyi biliyorlar. Bugün Maliye Bakanımızın çok güzel bir açıklaması vardı. Benim çok ilgimi çekti. O pandemi döneminde fazla mesai çalışan sağlık personeli için sendika devamlı olarak devletten para istiyordu. En nihayet dün veya evvelki gün bu fazla mesailer ödendi. Sendika hemen ağız değiştirdi. Seçimden evvel bu rüşvet gibi oldu demeye başladı. Yani bunlar tabii sol sendikalar nasıl taban tabana zıt konuları ortaya attıkları, hep olayları kendilerine doğru yontmak, kendilerine doğru çevirmek için elden geleni yaptıklarını ben bu son açıklamada çok güzel gördüm. Aynı zamanda siyasi partilerimiz var bizim, özellikle yakında Yeniden Doğuş Partisi gibi, Demokrat Parti gibi, Halkın Partisi gibi, bunlar Türkiye'yi seven, Türkiye'ye bağlı olan, Türkiye ile birlikte çalışmak isteyen, tabii Ulusal Birlik'in yanında, en başta Ulusal Birlik Partisi, Ersin Bey'in aday olduğu parti gelmektedir. Bunların tek tek açıklamalarına bakıyorum. Yeniden Doğuş'tan Demokrat Parti, zaten Ersin Tatar Bey'i, Türkiye ile iyi geçinecek olan partiyi, parti başkanını Ersin Bey'i destekleme kararı aldılar. Halkın Partisi de güya serbest bıraktı ama ben şimdi Halkın Partisi'nin içindeki insanlarla görüşüyorum. Onlar doğrudan doğruya Türkiye ile iyi geçinecek, Türkiye ile birlikte başkanı seçmek istediklerini söylediler bana. Farklı bölgelerin farklı insanları. Bir de asıl önemlisi bu sandığa gitmeyen %45'in neredeyse %30'u sandığa gitmek niyetinde, sandığa giderek oylarını Türkiye yönünde, Türkiye ile birlikte yaşamak, Türkiye ile birlikte Rum'a karşı dayanışma, Türkiye ile birlikte KKTC'yi ayakta tutma, yüceltme ve Türkiye ile birlikte bölgede kendi haklarımızı korumak yönünde oy kullanacaklarını söylediler. İşte bakıyoruz bugün daha EDEK Partisi, Rum tarafındaki, güneydeki EDEK Partisi, EDEK'in açılımı sosyalist milliyetçidir, yani Nazi Partisidir ama solun aşırı solcudur. İşte Şilluris istifa etti geçen gün, EDEK'in başkanıdır Şilluris de.
Bunlar gösteri yaptılar. Yani Maraş'la ilgili, KKTC ile ilgili olumsuz gösteri yaptılar. Yarın BAF'ta var. BAF Kıbrıs'ın en batısındaki şehirdir, ilçedir diyelim. Orada yarın KKTC aleyhine, seçimlerimizin aleyhine, Maraş'ın aleyhine bir gösteri var. Yarın bunu hep birlikte göreceğiz. Çok tesadüftür, bizim seçimlerimizden tam bir gün evvel olacak olan bir gösteri. Tabii burada KKTC'ye verilmekten, KKTC'deki artık isimlerini Rum sevici olarak konuşuyor yerli halkımız. Rum sevicilere verilmek istenen bir mesaj var. Burada işte dayanın, birlikte olalım, KKTC'yi yok edelim, siz de gelin bize yama olun şeklinde burada bir çağrılar var. Tabii pazar günü bu çözülecek artık. Pazar günü saat 8'de, 6'da sandıklar kapanacak. Bana göre 8 bile çok geç. 7.30 gibi, 7'yi çeyrek geçe gibi kimin seçildiği belli olacak. Ve biz yolumuza sağlam adımlarla güçlü, kuvvetli Türkiye ile el ele devam edeceğiz inşallah. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sayın Yaşın, sizin fikriniz nedir bu iç siyasi tartışmaların büyük ufukları boğma girişimleri konusunda? Şimdi ben bunun Türkiye'de işte Kıbrıs'taki Türkler Türkiye'yi seviyor sevmiyor diye anlaşılmasından rahatsızlık duyuyorum. Türkiye'de de mesela bana göre hayatta o oyu almaması gereken bir isim o oyu alabiliyor. Ve ben o zaman ya bu Türk halkı nasıl bu isme bu kadar oy veriyor diyebiliyorum. Ya da yani farklı görüşteki partilerden bu olabilir. Mesela bakın Türkiye'de anket yapıyor bir takım şirketler. Amerika'yı %90'ı görüyor, tehdit görüyor Türk halkı. Evet. Diyorum bu geri kalan %10 kim diyorum. O anlamda, yoksa Türkiye'yi seviyor sevmiyor yani anlamında değil. Oho, bizde de neler çıkar yani. Sakın Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan soydaşlarımızın bir bölümünü başka türlü gördüğümü anlamayın. O anlamında sormadım. Yok, sadece hayır, siyasi tercih anlamında sordum. Sizin öyle sormadığınızı biliyorum. Böyle bir algı oluşma ihtimaline karşı söylüyorum. Yani bu seçimin sonucu ne olursa olsun Kıbrıslı Türkler ve Türkiye kaderlerini birlikte görüyorlar. Yani biz tek bir milletiz zaten. Bunu özellikle vurgulamak istedim. Çünkü Akıncı'nın seçilme ihtimali de var. Ama bu demek değildir ki işte Akıncı'nın yöntemi benim. Birazcık Ahmet Zeki Bulunç, arada ses kesildiği için tamamını duyamadım. Konuyu biraz detaylandırdı ama iç siyasetle ilgili memnuniyetsizlikler var, yıllardır olan şeyler. Bunların, bu memnuniyetsizlik bazen diğer partilere doğru sürüklüyor. Ama matematiksel anlamda baktığımızda, evet %58'in yaklaşık %50'si federasyon yolundan gideceğini söyleyen iki adaya yöneldi. Ama katılım %58. Yani bu totale vurduğunuzda bunu ben, yani %100 olsaydı %25 olacaktı. Hani öyle bakmak da lazım. Çünkü ikinci turda, ilk turda özellikle pandemi nedeniyle ve bu işin ilk turda çözülemeyeceğini düşündüğü için sandığa gitmeyenler vardı. Onlar sandığa gidecekler ve aynı zamanda böyle daha milliyetçi bir kesim vardı. İşte hatta işte Türkiye'ye bağlanmayı dahi bir seçenek olarak düşünülmesi gerektiğini savunan, onlar örneğin tek bir aday gösterilmediği için boykota gittiler. Bunlar da şimdi muhtemelen sandığa gidecekler. Sayın Atatürk birazcık açtı. İşte bazı partiler zaten direkt Tatar'ı destekleyeceklerini söylediler. Bazı partiler serbest bıraktılar ama onların yapısı zaten hani soldan ve sağdan toplamı olduğu için, yani bu seçim sonucunu belki bugün söylemek çok doğru olmayacak ama ben hani buradan bir sağ çıkış olacağını düşünüyorum. Ama bu demek değildir ki evet Sayın Akıncı da kötü bir yönetim yapmasına rağmen, yani kendi başkanlık döneminde çok da iyi yönetmemesine rağmen ikinci tura kalan adaylardan birisi. Neden iyi değil diyorum? Partisiz olduğunu Sayın Ahmet Zeki Bulunç da söyledi.
Yani zaten hani partisinden bağımsız olarak şeye girmişti, seçime girmişti. Bir belediye başkanlığı var. Dolayısıyla devlet sistemine bence tam da vakıf değil. Parlamentoya karşı sorumluluğu yok. Yok yani, duymadı bu sorumluluğu. Bir de bilgi verme gereği duymadı. Dışişleri Bakanı onun verdiği haritadan habersiz olduğunu açıkladı. Hükümete karşı yok, bakanlar kuruluna karşı yok. Dolayısıyla aslında halka karşı da sorumluluğu yok. Evet, masaya oturuyor, kendi fikrince bir şeyler yapmaya çalışıyor ama bu parlamentonun bilgisi haricinde yapıyor. Sayın Yaşın, efendim bir önceki oturumda Sayın Gözü Güzelliğe denk gelmişti. Bu oturumda o bir dakikalık reklam arası size de size denk geliyor. İzin verir misiniz efendim? Tabii ki, ne demek, buyurunuz. Çok teşekkürler. Bir dakika reklam arası arkadaşlar. Evet, teferruata devam ediyoruz. Gözde Kılıç Yaşın konuşuyordu. Bir virgül koyduk. Hemen kaldığımız yerden. Buyurunuz efendim. Sayın Akıncı'dan bana kalırsa federasyona inanan kesim de çok memnun değil. Çünkü bir federasyonun temel şartlarının altını dolduramadı. Yani evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde federasyon yoluyla tek devlet çatısı altında birleşmenin doğru olduğuna inanan, mantıklı olduğuna inanan bir kesim var. Ama onlar daha ziyade 1960 anlaşmasının içeriğindeki belli bazı hakların da korunması gerektiğini düşünüyorlar. Ama Akıncı'nın verdiği harita ya da işte egemen eşitlikle ilgili verdiği büyük tavizler, toprak vermesi bir tarafa, kendimize kalan işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne kalacak toprağı da Rumların İşte dört özgürlük adı altında serbest dolaşım, yerleşim, iş kurma gibi, yani aslında sadece 100.000 değil, aslında tamamen toprakları Rumlara açma ile ilgili verdiği bir takım tavizler var. Bana kalırsa federasyona inanan kesimin bir kısmı da bundan hiç mutlu değil. Zaten şimdi hep şöyle bir hesaplama yapıyoruz. İşte Erzurum'a giden oylar şimdi Akıncı'ya akacaktır diye. CTP'nin oylarının doğrudan Akıncı'ya gideceğinin de bir garantisi yok. Bu söylediğim sebepten dolayı. Belki onlar bu sefer sandığa gitmemeyi tercih edecekler. Belki elleri Sayın Tatar'a oy vermeye gitmeyecek ama Akıncı'ya da vermek istemiyorlar. Halkın psikolojisi önemli. Yıllardır yaşanan bir takım şeylerin ürünü olarak işte UBP'li olmasına rağmen, o partiye gönül vermesine rağmen, keza Türkiye ile ilişkilerle ilgili kafasında hiç şüphesi olmamasına rağmen sandığa gitmeyen, olduğu gibi önceki seçimlerde kendi adayına rağmen ona tepkisini göstermek için başka adaylara verenler de oldu. Bunun temelinde bana kalırsa birazcık şu da var. Müzakereler açısından Türkiye'ye duyulan güven var. Yani evet, garantörlük devam etsin istiyorlar, Türk askeri kalsın istiyorlar. Bunu zaten hani solda ya da sağda çok fark etmiyor. Çünkü hani kamuoyu yoklamalarına %85 eğer bunu istiyorsa, bunun içerisinde CTP'nin, yani solun da bir kısmının oyu ya da kanaati var demektir. Şimdi böyle bu konuda bu kadar kararlıyken, aynı zamanda çok daha geniş soruların sorulduğu referandumlar, oy yoklamaları yapılıyor. Mesela iki ayrı devlete inanan, olacaksa olsun diyen yine %80, %85 gibi rakamlar çıkıyor. Bizim Atatürk'le ortak yaptığımız program vardı ve o programlardan birisini o zaman Mehmet Ali Talat da canlı yayın konuğu olarak gelmişti ve kendisine bunu sormuştum. Çünkü 2008'de işte 2004 bu referandumundan hemen sonraki bir süreçti. Dedim ki eğer Kıbrıslı Türklere işte bu soru da sorulsaydı, dedi ki eğer Annan Planı referandumunda da seçenek olarak iki ayrı devlet olsa idi, yine %80 demiyorum, %90 Kıbrıs Türk'ü iki ayrı derdi. Ama bize böyle bir seçenek vermiyorlar, böyle bir ihtimal vermiyorlar demişti. Biz buradan solun da aslında iki ayrı devletin yaşayabilir, bu yolda yürülebilir,
inanırsa bu yönde hareket edeceğini ben düşünüyorum. Demek istediğim, yani yarınki sonuç ne olursa olsun, Kıbrıs Türk'ü bana kalırsa müzakerelerde Türkiye'ye fazlaca güvendiği için, kim olursa olsun, işte bu Akıncı da olsa, Tatar da olsa, çünkü kendi iç siyasetten kaynaklı tepkilerini de göstermek istiyorlar. Uzun vadede genel olarak Türkiye'ye daha çok güven duyulduğu için bu sandığa bazen tepki oylarının yansıması da olabiliyor. Çünkü Türkiye istemezse zaten işte Birleşik Devlet için zorlayan da kimse olmayacak diye inanıyorlar diye düşünüyorum. Ama elbette ki Rumlarla birleşip erimeyi kabul eden bir kesim de var. Ama bu %5'tir, %7'dir. Çok küçük bir kesimden bahsediyoruz. Ata hocamın da söylediği gibi onlar daha fazla meydanda olduğu için, daha fazla paylaşım yaptığı için, daha acımasızca kelimeleri rahatça kullanabildiği için ve bunları yaparken işte Türkiye'de işte değişen yaşam tarzı falan gibi Türkiye'deki insanların da zaman zaman sıkıntısını yaşadıkları bazı konuları da veri olarak kullandıkları için biz onları daha çok görüyoruz. Ama onlar daha az bir grup ve Kıbrıs Türk'ünün büyük çoğunluğu eğer böyle bir ihtimal olduğuna inanırsa zaten iki devletli çözüm taraftarı. Ben bunu biliyorum. Pek çok kamuoyu yoklaması bunu atlıyor. Genel olarak bunları söylemek istiyorum. Hocam internetinizde bir sorun var. Sesiniz zaman zaman çok kesik kesik geliyor. Ben toparlamış kabul ediyorum. Size bir tur daha söz hakkı gelecek. O arada da oradaki sıkıntı halledilebilirse bir bakın sağına soluna bilgisayarın. Çok daha iyi olur. Evet sevgili Sinan Sungur, katılımcı arkadaşlarımız birçok açıdan ele aldılar olayı. Birçok açıdan baktılar. Sen de bir genel yayın yönetmeni olarak, bir gazeteci olarak, daha önce de toplumsal örgütlenmelerde rol almış biri olarak ne anladığını ve ne yapılması gerektiğini nasıl özetlersin bize? Evet. Tabii az önce diğer konuşmacılar da belirtti. Türkiye'nin tutumunun ve Türkiye ile olan yakın ilişkilerin Kıbrıs Türk'ünün siyasi tercihlerinde belirleyici olmasa da etkili olduğunu bir ortak payda. Dolayısıyla bu ortak payda üzerinden ben bazı çıkarımlar yapmak istiyorum ve yansıyan bazı rakamları da burada izleyicilerimizle tekrar paylaşmak istiyorum. Ama ona geçmeden şunu da söyleyeyim. 2017'de Montana'da yapılan o beşli görüşmede, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin de katıldığı ve Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı Dışişleri Bakanı'nın görüşme. Bu görüşmeyle ilgili Sayın Çavuşoğlu geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Şunu dedi. Biz o görüşmede Sayın Akıncı'ya da diğer taraflara da şunu söyledik. Biz iki devletli çözümden yanayız. Yani Türkiye Cumhuriyeti tavrını iki devletli çözümden yana olduğunu ta 2017'de ilan etmiş. O görüşmede söylemiş ve bugün attığı adımlar, yaptığı işlerde, yaptığı işlere bir parantez açarak belirteyim. Örneğin Kıbrıs'a su götürme projesi. Hastane daha sonra boru patladı. Tekrar yapıldı. Tamir edildi. Hastane yapımı, yani çeşitli sağlık anlaşmaları ve bu konuda yapılan destekler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne kurulması düşünülen hava üssü, deniz üssü gibi adımlar. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nı adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin emrine vermesi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adanın etrafındaki zenginliklerden faydalanabileceği şekilde hareket ediyor olması gibi gibi. Kapatıyorum parantezi. Dolayısıyla Türkiye ilan ettiğinin gereğini de yapmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne daha fazla sahip çıkıyor. Şimdi bunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden karşılığı nasıl olacak? Biraz da aslında bu seçim sonuçlarında onu da göreceğiz. Şimdi ilk turla ilgili tespitlere katılıyorum. Yani hem pandemi koşulları hem de zaten ilk turda çözüm, yani seçimin sonuçlanmayacağına ilişkin beklenti ve ilk turla ilgili biraz da içerideki siyasi pazarlıkları da devreye sokabilmek adına çok adaylı ve sonuçta seçmenin de az katılım gösterdiği, %55 civarında katılım gösterdiği bir seçim oldu. Şimdi
hızla o pazar gününden itibaren olan gelişmelere bir bakalım. Bakın. Hatta hoca çok ilginç bir şey söyledi. Sokaklarda dedi, şeyi çok rahat gözlemleyebiliyorum. Türkiye ile birlikte hareket eden, Türkiye ile birlikte davranan bir cumhurbaşkanı için sokaktaki hareketi görüyorum. Kamuoyunun oluştuğunu. Kamuoyu yani aslında anketin dedi. Verdiğini Sayın Hocam gözlemlemiş evet. oluyor. Biz de o gözlemi yapıyoruz. Bakın 2018 genel seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi %35.60. Halkın Partisi %17, YDP 7, Demokrat Parti 7.82. Şimdi Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve YDP bugün birleşti. Demokrat Parti desteğini açıkladı Sayın Tatar'a. YDP Genel Başkanı desteğini açıkladı Sayın Tatar için. Halkın Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özarsay ilk turda bekledi, oyalamadı ama Halkın Partisi seçmeninde Sayın Hocam da ona vurgu yaptı. Halkın Partisi seçmeninde yani %15-16 civarındaki o potansiyelinde Türkiye ile iyi ilişkilerden yana oy kullanacağını biz de gözlemliyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu rakamı birleştirdiğiniz zaman karşı tarafta %25 kalıyor. %25. Yani eğer sandığa nitelikli katılım olursa ve şu son iki günde de Türkiye ile iyi ilişkilerin aslında bir anda oylandığını, haritaların oylandığı gerçeği bir anda kabul görürse ki bu hava ilerliyor, büyüyor. Son iki günde de daha da sıcak bir hale gelecektir. Bakın Sayın Tatar çok farklı, yani matematik olarak da farklı bir sonucu elde edebilir. Şimdi Sayın Tatar Türkiye ile iyi ilişkiler diyor, başka bir şey demiyor. Biz burada ağırladık kendisini yayınımızda. İlk icraatınız ne olacak dedik Sayın Tatar. Efendim ilk icraatınız da Türkiye ile iyi ilişkilerin yeniden takvimini yaratırım. Sayın Akıncı'ya bakıyorsunuz ne söylüyor? İlk söylediği şey aman Türkiye bize karışmasın. Biz kendi yolumuzu kendimiz çizelim. Dolayısıyla tabandaki o Türkiye ile iyi ilişkiler kurma ve Türkiye ile birlikte yola devam etme ki bu şunun da Türkiye'nin dış politikadaki gidişatıyla da uyumlu bir takvim yaratacaktır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için Türkiye'de şimdi çalışmalar başlıyor. Bu tanıtılma uluslararası meşruluğun, uluslararası Birleşmiş Milletler düzeyinde uluslararası devlet olarak tanınmanın tanıtılması. Kesinlikle. Yanlış anlamasın bazı evet, izleyicilerimiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak tanıtılması için ve bunun bu haklı davanın anlatılması için Türkiye'de şimdi Rauf Denktaş, rahmetli büyüğümüz Rauf Denktaş isminin verildiği komite kurulması çalışmaları başladı. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önde duran ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önde duran tablo şu. Bu tanınma konusunda çok küçük bir parantez açmanı rica ediyorum. 74'ten beri uğraşıyoruz değil mi tanınması için? Uğraşıyoruz. Uğraşmadık. Diyelim uğraştık. Evet. Ama bazı devletler kendiliğinden de tanıyabilirdi. Var mı tanıyan Batı'dan, şuradan buradan? Yok. Hayır. Yok değil mi? Ama Türkiye öyle bir siyasi konjonktüre girdi ki Rusya'yla, İran'la Astana İttifakı'nı kurdu. İşte bir Avrasya Birliği'ne doğru giden bir dünya, Batı Asya Birliği'ne doğru giden bir dünya. Küçücük bir çabayla İran'ın, Rusya'nın, birkaç ülkenin hatta Çin'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bu ittifaklar doğrultusunda çok kısa bir sürede tanıması mümkün gibi geliyor bana, ne dersiniz? Çünkü Türkiye'de hemen hemen Batı kampında hareket ediyordu. Batı kampının hedefinde Kıbrıs Türk'ünün çıkarlarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok etmek, boğmak olduğunu konuşuyoruz. Yani esasında yayının başından beri vurgulanan şey bu. Dolayısıyla Türkiye'nin girdiği yeni yönelimle birlikte, son 5 yılda girdiği yeni yönelimle birlikte Asya'dan, Avrasya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyabilecek ülke ülke saydığınız zaman, baktığınız zaman aslında ciddi bir nitelikli çoğunluğa ulaşabilecek. Ve tanınma için uluslararası öneme haiz bir devletin Ercan Havaalanı'na iki defa uçak indirmesi bile yeterli olacaktır başlangıç olarak. Evet. Dolayısıyla böyle bir takvim Türkiye'nin de önünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yeni dönemde önünde duruyor. Ha, olumsuz olursa ne olur? Ben olumsuz bir tablo oluşacağını düşünmüyorum ama diyelim Sayın Akıncı seçildi. Sayın Akıncı'nın seçildiği takdirde de bu iklimde, yani hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bu milli kamuoyunun ve milli hassasiyetlerin yüksek olduğu tabloda, Türkiye'nin iradesinin yükseldiği ve yükseleceği bir tabloda, Mavi Vatan mücadelesinin verildiği bir tabloda Mustafa Akıncı'ya kendi siyasi programını uygulamasının imkanı mümkünatı yok.
bir önce siyaseten, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı bunun karşısında durur diyor. Tabii siyaseten bir topal ördek durumu oluşacaktır ve orada da Ulusal Birlik Partisi'nin aslında liderlik ettiği milli bir mütabakatla daha fazlası için mücadele edilecektir. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bir genel seçim takvimi olacağı da görülüyor. Evet. Sayın Ersin Tatar da bunu işaret etti. Ama Cumhurbaşkanlığı'nın el değiştirdiği, genel seçimlerde de bu milli mütabakatın yansıdığı hükümet ya da hükümetlerin kurulduğu bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de daha müreffeh bir nizama doğru ve hak ettiği yeri, hak ettiği saygın yeri bir devlet olarak da alabileceği bir tablo önünde duruyor. Yani takvime baktığınızda aslında olumlu. Akıncı'nın burada seçilmesi bu tabloyu bozar mı? Bozmaz. Sadece biraz maliyeti ve süreyi arttırır. Ama nihayetinde bu tablo hayata geçer diye düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkürler. Şimdi Sayın Bulunç, dörder dakikalık bir tur yapacağız. Bütün arkadaşlarımız dörder dakika konuşacak. Artık benden soru yok. Ne söyleyecekseniz söyleyeceksiniz. Evet, dörder dakikadan sonra son mu buluyoruz? Tabii. Ama seçime yönelik, seçime yönelik 4 dakikalık süreniz var efendim. Şimdi bir noktanın altını çizmemiz lazım. Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmamasının önemli nedenlerinden biri federasyon görüşmeleri yönünde sürekli bu görüşmelerin sürdürülmesi ve bir tanınma konusuna Türkiye'nin politika olarak diplomasinin gereklerini de yerine getirerek çıkmaması. Aksi halde federasyon... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin zaten tanınma yönünde uluslararası düzeyde mücadele edecek bir altyapısı. Hayır ama federasyon için görüşürken nasıl tanınma talep edecek ki? Edemez işte, ben de onu söylüyorum zaten. Yani, ama Türkiye'nin esas şeyi, Denktaş Bey zamanında mesela tanınmayı esas alıyordu federasyonu. Rumlar isteksiz olduğu için kabul etmiyor, yürütülmüyordu. Ama Türkiye o süreçte federasyon tezi savunulduğu için uluslararası düzeyde tutarlılığını ve görüşmelerin ciddi şekilde yürütüldüğünü ortaya koyabilmek açısından öyle bir girişim yoktu. Fakat Crans-Montana'dan sonra az önce Sinan Bey'in söylediği, Sayın Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamaları dikkate aldığımızda, ben diyor daha o zamandan Rumların hiçbir şeyi Türklerle paylaşmak istemediklerini ve bir federasyondan yana olmadıklarını, hatta Anastasiadis'in kendisine eğer bir Türk bir gün bile bir cumhurbaşkanı olacaksa ve ben onu göreceksem iki devletliliği kabul ederim de dediği, yani onu tercih ederim dediği. Şimdi bu gerçeği dikkate aldığımızda Türkiye bu süreçte artık federasyonun olmayacağını ve iki egemen bağımsız devlet modelinin esas olacağını ve bu çerçevede federasyon dışında farklı modellerin de işbirliği bağlamında görüşülebileceğini açıklamıştır. Bunu da devam ettiren diğer bir husus Maraş'ın açılması ile ilgili hamledir. Çünkü Maraş sanki bir federasyonun oluşmasında zemin oluşturacak, güç verecekmiş gibi algılandı. Ama Türkiye açıkça Maraş'ın artık açılması yönünde bir tavrı ortaya koyduktan ve federasyonu artık görüşmeyeceği yönünde net bir tavır koyduktan sonra şu çıkmıştır ki ortaya, artık Türkiye Sinan Bey'in de belirttiği gibi yeni politikasında uluslararası alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması sürecini mutlaka başlatacaktır. Evet. Gelişmeler de onu gösteriyor. İşte şimdi böyle bir gelişme Kıbrıs Türk halkını belirsizlikten, kapalılıktan ve ne olacağı sorularını sık sormaktan çıkmasını ve yeni ufukların, yeni hedeflerin verilmesini sağlayacak bir süreç başlayacaktır. İşte o zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliği, güçlülüğü ve tanınmışlığı giderek artacaktır. Türkiye gerekli politikalarını belirleyip ağırlığını koyduktan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başlangıçta büyük devletler ve etkili aktörler tarafından tanınmasa bile
birçok devlet tarafından da tanınabileceğini ve yeni bir sürecin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başlayabileceğini koyuyorum. Şimdi bütün bu gerçekler, arkadaşlarımızın da söyledikleri ve tartıştığımız hususları dikkate aldığımızda doğru, bu gerçekler var. Ama bu gerçekler bize şunu da getirmemeli. Akıncı kazanırsa bir şey olmaz. Akıncı kazanırsa maalesef çok kötü şeyler olabilir. Olabilir. Nedenini en basit bir şeyle Trans Montana sürecini düşünelim. Türkiye Trans Montana'ya giderken bir takım şeylerin perde arkasındaki gelişmeleri bilmiyordu. Çünkü gösterilmemişti. Tam tersine her şey daha anlaşıldı. Her şey de anlaşıldığı için harita verildi ve mesele çözülecekmiş bu noktadaydı. Ama gidildiği zaman görüldü ki hiçbir şey de anlaşılmamış. Ne? Şu andan itibaren Ata Hatun hocamın süresindesiniz. Buyurun. Son cümleyi söylüyorum son cümle. Efendim. Dolayısıyla gelinen noktada eğer orada Türkiye, Rum tarafı Yunanistan'la masayı devirmemiş olsaydı, Türkiye garanti ve ittifak antlaşmalarından dolayı masayı devirmiş konumda, uluslararası alanda güç durumda bırakılabilecekti. O beşli konferans bana göre Türkiye açısından önemli bir tuzaktı. O tuzağı açtık Rumlar sayesinde. Onun için bu tehlikeleri de dikkate alarak bizim elimizde güçlü bir kozumuz vardır. Devletimiz var, egemenliğimiz var ve bu egemenliği Türkiye ile işbirliği ve Türkiye ile ortak çalışma suretiyle ileriye götürecek bir olanak vardır. Biz bu olanağı niye itelim de maliyetini yükseltelim veya zamanı kaybettirelim? Bunun altını çizmek ve doğru yolu tercih etmek lazımdır. Onun için Akıncı'nın seçilmemesi temel hedef olarak ileriye götürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim Sayın Ahmet Zeki Bulunç. 15 saniyede cevap verebileceğiniz bir şey var. Seçim Toto oynayalım mı? Oynayalım. Yüzde kaç Tatar, yüzde kaç Mustafa Akıncı? Çok yüzdelere gelemem ama %52 ile %55 arasında alabileceğini düşünüyorum. Ersin Tatar'ın. Eğer tespitler doğru çıkarsa, yani katılım artar ve CTP desteği istenen düzeyde olmazsa. Peki, teşekkür ederim. Sayın Ata Hatun, buyurun. Futbolda bir deyim vardır, serbest vuruş. Tam 4 dakika serbest vuruş hakkınız var, buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum. 2010-2015 yılları arasında Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun ben müzakere heyetinde ve danışma kurulundaydım. Orada bizim vermediğimiz, çok direndiğimiz tavizler var. Eroğlu Bey gerçekten ayaklarını yere sert bastı ve hiçbir tavize yanaşmadı. Şimdi 2015-2020 Akıncı döneminde bakın neler olmuş. Siyasi eşitlik konusunda 1960 anlaşmalarında elde etmiş olduğumuz hakları korunamamış, koruyamamış. Kıbrıs Türk'ünün alınacak kararlarda etkin katılımını sağlayamadı. 1960'ta var olan oy çoğunluğu hakkımız korunamadı. Geri adım atıldı ve bir tek Türk'ün oyu ile karar alınmasına razı oldu. 1960'ta var olan veto hakkımız korunamadı veya korunmadı. Dönüşümlü başkanlığı Rum tarafı kabul etmedi. Bütün bu tavizler verildi. Göya Rum tarafı dönüşümlü başkanlığı kabul edecekti. Ahmet hocamızın söylediği gibi Anastasiadis, ben bir gün dahi olsa Türk Cumhurbaşkanı göreceğime iki devletliyi tercih ederim dedi. Çapraz oy kabul edilmedi. Ve Rumlar Türk oylarına, özür dilerim, çapraz oyu kabul etti Akıncı ve Rumlar Türk oylarına müdahale edecekler. Yani yarın öbür gün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine belli bir oranda, 1/5 oranında Rum oy kullanabilecekti eğer bir anlaşma olsaydı. Ondan sonra siz düşünün, Rumlar kime oy verecekti? Aynı şekilde taviz haritası verildi. %7 toprağımız Rumlara verilmesi kabul edildi veya önerildi. Tamam, adanın %7'si ama KKTC'nin de %20'si. Bizim topraklarımızın 1/5'ini Sayın Akıncı vermeyi kabul etti. Güzelyurt ve Maraş Rum'a verildi. Binlerce Türk göçmen olacak bu durumda. Rumla, bu insanlarımız bizim nereye yerleşecekler? Bunlar hep sorun hocam, olarak karşımıza çıkacak. Hocam, tabii, buyurun. Adanın %7'si dediniz ama KKTC'nin %20'si. Affedersiniz, Sayın Akıncı'nın babasının tarlası mı orası?
Maalesef değil, maalesef değil. O topraklar bizim kan pahasına, şehit pahasına, gözyaşı pahasına alınmış olan topraklarımızdır. Bunu hiç kimse veremez. Hiç kimsenin verme hakkı da yok. Devam ediyorum. Türk ve Rum, tüm Rum ve Yunan vatandaşlarına 4 tane özgürlük hakkı tanındı. Yani Birleşik Devlet'te adanın her yerine yerleşip dolaşacak, iş kuracak. Ama Türk vatandaşlarına bu hak tanınmadı. Nüfusumuz 4 Rum'a 1 Türk şeklinde sabitlendi. Bir Türk'ün vatandaş olması için 4 Yunan vatandaşının buraya gelip vatandaş olma şartına bağlandı. Nüfusumuzun 1/5 oranında, demin söylediğim konudur bu, Rum'un iç vatandaşlık ve daimi ikamet izni ile içimize gelecekler. Son yani bunun sayısı efendim. Şu anda 60 bindir. Son bir dakika. Tamam. Lütfen. Ve mülkiyette ilk söz hakkının Rumlara verilmesini Sayın Akıncı kabul etti. Eski Rum mülklerinin 1/3'ünün Rumlara verilecek. KKTC koçanları geçersiz olacak. Tüm eski Rum mülklerinin geleceği mülk komisyonu tarafından belirlenecek. Türkiye'siz Avrupa Birliği'ne girmeyi Sayın Akıncı kabul etti. Çalışma ve öğrenci izinlerinin merkezi, izinler merkezi devlete, Rumların çoğunlukta olduğu devlete terk edildi. Kalıcı delegasyon talebimiz geri çekildi ve olası anlaşmanın Avrupa Birliği'nin birincil hukukun olması talebimizden vazgeçti Sayın Akıncı. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü, Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü sulandırıldı. Artık böyle bir şey olmayacak ve bir takvime bağlı olarak Türk askeri adadan ayrılacak. Yani Rumlar 0 asker, 0 garanti istiyor. O da masada neredeyse de kabul edildi. Son cümle. Bütün bunları toplayın. Felaketler bizi bekliyor demektir. Kesmek istemiyorum ama hanımefendinin zamanına başladık. Son sözünüz. Son sözüm Toto'yu ben şimdiden söyleyeyim. Ben %50-%55 arası oy bekliyorum. Ama Ersin yani Tatar %50-%55 böyle olmuyor. %51 mi, 52 mi, 53 mi, 54 mi, 55 mi? Tek rakam. 54-55. 54-55'i bekliyorum. 54 yazdım efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Sayın Yaşın buyurun. 4 dakikanız var. Serbest vuruş. Benim zamanım Ata Hoca'ya feda olsun. Ben de %54 bayılıyorum sizlere. Söyleyeyim. Buyurun. Şimdi demin bir şey söyledim. O geldim gelmedim sesim onu bilmiyorum ama Akıncı parlamentoya, hükümete, halka karşı kendini sorumlu hissetmiyor. Türkiye'ye karşı keza hissetmiyor. Ve Sayın Bulunç işaret etti, bunu altını çizdi. Türkiye müzakerelerde ne olduğunu tam olarak bilmeden resmen kandırılarak bu güvenlik konularını konuşmak için masaya oturdu. Yani dolayısıyla aslında Türkiye ile iletişimi olan bir ismin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunması, Kıbrıslı Türklerin de masada ne olduğu hakkında bilgisinin olması açısından da önemli. Yani hangi yolda yürüyoruz bunu görebilmek için bu seçimin hani öyle bir hani varlık yokluk seçimi sınıfına girme yani bu şekilde değerlendirilebilir. Ha ben şunu altını niye de çiziyorum. Seçim sonucu Türkiye'yi seviyor sevmiyor. Böyle bir şey yok. Bunu kabul etmiyorum. Buna katılmıyorum. Bu onunla ilgili değil. Ama evet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki insanlar alternatif bir yolları olduğunun farkına vardıklarında, daha doğrusu buna inandıklarında kesinlikle iki ayrı devletli formülün arkasına duracaklardır. Bu konuda güvence vermek gerekiyor. Bir bunu söyleyeceğim. İki, Maraş konusunda da bu Maraş'ın açılması Birleşmiş Milletler'in desteğini sağlayacak şekilde bir proje üretildi. Bu yoldan ilerleniliyor ve Birleşmiş Milletler'den zaman zaman aşama aşama onay ya da işte hani geri planda kabul beyanları da alınıyor. Tabii ki bunun Rum tarafını bu kadar rahatsız etmesi çok normal. Çünkü Maraş eski sahiplerine verilecek olsa bile bir burada vakıflar kendi iddiaları üzerinden işte mahkemeye gidip haklarını savunacaklar. Ama hani bir mahkeme olayı olacak. İki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetimi altında açılacak.
Ve bir de üçüncü olarak da şunu söylemek istiyorum. Yolumuzun yani gidişatı açısından Türkiye'nin tavrı gerçekten belirleyici ve bence nihayet 2004'te olması gereken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması hamlesinin tam şimdi başlamak üzere. Geç kaldı. 2004'ten hemen sonra yapılması lazım. Kıbrıslı Türklere Avrupa Birliği için, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolu için evet deyin. Biz bunu yapacağız denilmişti. Bu Türkiye'nin Kıbrıslı Türklere verdiği bir söz. Bu bir borç. Ve bence gecikti ama nihayet şimdi başlayabilir. Bu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin devlet olarak güçlendirilmesi ve tanıtılması anlamına geliyor. Peki efendim, yüzde? 54, demin söyledim. 54. Kayıtlara geçti, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sinan Sungur, buyurunuz. 3 dakika kaldı size. 1,5 dakika kullanayım, 1,5 dakikamı Sayın Büyükelçime vereyim ki galiba bir küçük bir anı anlatacak. Hayır, hemen peki. Toparlıyorum. Bu bahsettiğimiz milli kamuoyunun ikinci turda sandığa yansıyacağı görülüyor. Bütün anket sonuçları da bunu gösteriyor. Hatta CTP içerisinden bile 1/3 oranda Sayın Ersin Tatar'a oy geçeceğine ilişkin daha bugün bazı şirketlerin temsilcileri açıklamaları yaptılar. Dolayısıyla matematiğe baktığımızda olumlu, siyasi iklime baktığımızda olumlu, dengeye baktığımızda olumlu görülen bir durum var. Bunun son iki günde de çok iyi anlatılması gerekiyor. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Saygıdeğer büyüklerimiz de yapıyor. Özellikle genç kuşağa, genç seçmene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki çok daha iyi anlatılması gerekiyor. Onlar çünkü bu meselenin geçmişine dair biraz bilgi eksikliği var. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bazı televizyonların yapmadığında hem sosyal medyadan hem de Türkiye'deki bu medyadan bizim üstümüze vazife düşüyor. Ben de 54 civarı görüyorum çünkü şey bu yönde. Yani matematiği hesapladığınızda hemen hemen bu çıkıyor. Tabii araştırma şirketleri de 54 diyor. O yüzden siz de 54 diyorsunuz. Ben 58 diyorum. Kabul et. Göreceğiz ama göreceğiz. Pazar akşamı saat 7-7.30-8 göreceğiz. Yani ben de 39 yıldır seçim izleyen bir gazeteci olarak 58 diyorum. Efendim bir dakika. Son 30 saniyeyi şimdi ben kullanacağım. Şimdi toprak babasının malı mı diye sordunuz. Çok güzel bir soruydu. Çok güzel bir soruydu. Ben Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızla Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Annan planı döneminde Cumhurbaşkanlığı köşkündeki bir toplantıda bizi önüne bir rulo getirdiler. Büyük bir masa vardı. O masaya açmaya çalıştılar. Cumhurbaşkanımız dedi ki o ne dedi? Sordu yetkililere. Dediler ki efendim bu harita dedi. Olduğu yerde masanın başında oturuyordu. Olduğu yerde hemen fırladı ayağa. Arkasını döndü. O haritayı kaldırın dedi. Ben toprak konuşmam dedi. Toprak dedi şehitlerin malıdır. Toprak dedi vatandır. Ben vatan pazarlığı yapmam dedi. Budur işte. Ben o yüzden sordum. O yüzden biraz önce bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı demiştim. Şimdi bir dakika kadar kendi fikrimi açıklamak istiyorum. İzniniz olursa. İzin verir misiniz efendim? Buyurun. Bütün katılımcılar. Benim fikrim Kuzey Kıbrıs Türk seçimleriyle, Türk Cumhuriyeti seçimleriyle ilgili şudur. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Efendim teferruatın sonuna geldik. Ve oranlar 3 aşağı 5 yukarı 52-55 arasında gidip geliyor bu programda ama benim de iddiam 57-58 bandında Sayın Tatar'ın alabileceği. Ben böyle görüyorum. Yanılırsam bedelini öderim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sayın Ahmet Zeki Bulunç çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Ağzınıza, aklınıza sağlık. Tabii Emet'e gözü güzelliğe gıyabında teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İyi ki katıldı. Sayın Yaşın
Çok teşekkür ediyorum efendim. Zamanınızı ayırdınız ama bizi de aydınlattınız. Çok faydalandık. Sağ olun, var olun. Ata Hatun hocam iki haftadır bir tek devre, bir çift devre katılma lütfunda bulundular. Hocam gerçekten aydınlattınız Ulusal Kanal izleyicilerini. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet, teferruatın sonuna geldik arkadaşlar. Ben sizlerle pazartesi sabahı saat 9.30'da Televizyon Gazetesi'nde birlikte olacağım. Teferruatın bir sonraki bölümü haftaya Cuma akşamı 20.30'da olacak. Tekrar görüşünceye kadar lütfen kendinize iyi bakın ama sadece tekrar görüşünceye kadar değil. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de, Türkiye Cumhuriyeti'nde de, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde de biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.